Hatırlarsanız en son Pratik Hattın Eleştirisini okuyoruz biliyorsunuz. İkinci kitaba geçmiştik. Saf Pratik Hattın Diyalektiğine ve onun ilk bölümünü de okumuştuk. Yani kısa bir bölüm zaten. İkinci bölümde kalmıştık. Bugün ilerleyeceğiz. İkinci bölümün de 9 tane alt bölümü var. Asıl yoğun olan bölüm orası zaten. Asıl diyalektik tartışmaların olduğu. Başlamadan önce gene bana sormak, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Birinci bölümün ilk paragrafını... Birinci bölümün ilk paragrafı? Evet. Bu şeyden başlayan kısmı. Ama şeylerin bütün kavramlarını... Başlayan uzun bir cümle var orada. Bir dakika. Birinci bölümü... Birinci bölümün başı yani. İkinci kitabın birinci bölümünden mi bahsediyoruz? Onun başında ister teori ister pratik diye bir şey var. Evet. Yani onun devamında bu ama şeylerin bütün kavramlarında biz insanlarda evet. Yani bunu açıklayalım mı diyorsunuz? Evet hocam. Tamam. Yani çok haklısınız tabii. Anlamda anlamak kolay değil. Şimdi görü yani Anschauung, Intuition bir bilme kipi. Ben bazı şeyler bana dolaysızca görü yoluyla, Anschauung yoluyla veriliyor. Orada verilen her şeyde zaten uzay ve zaman suretlerine, formlarına tabi olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gördüğü ortaya çıkan her şey, hani bir bakıma ilişkisel ve bağıntısal, öyle söyleyelim. Herhangi bir kendindeliği yok. Yani burası benim görüm bu arada. Hani öyle tuhaf bir şeyden bahsetmiyorum. Dolayısıyla bu farkına vardığım alan benim görüm. Burada nesneler bana veriliyor. Ne anlamda? Kavradığım herhangi bir şeyin karşılığı olarak burada mevcut oluyorlar. Zaten bu alana da mümkün olanaklı nesnelerin zaten alanı diyor Kant. Burada herhangi bir şeyin mutlak olmasından zaten söz edebilmek ya da koşulsuz olmasından söz edebilmek mümkün değil. Bana nesnelerimin verilmesi demek ne demek? Ben söz konusu bu duyusal olanı, duyusal malzemeyi, temsilleri, daha önce de biraz ondan bahsettik. İşte muhayyile meleken vasıtasıyla arıştırıp, sentezleyip, belli kalıplara döküp diyelim, o kendiliğin, tam algının, apersepsiyonun birliğine tabi kılarak nesnem haline getiriyorum. İşte onların arasındaki bağlarında nasıl olduğunu açıklıyorum. Şimdi herhangi bir nesneyi de kavradığında herhangi bir cihetinden dolayısıyla kavruyorum. Yani kavrama bir nesnenin kavranılış ciheti de denilebilir. Yani o anlamda nesne ve kavram bir paranın iki yüzü gibi de bir şey. Ben herhangi bir şey bana dolayısıyla görüde verildiğinde onu kendinde olarak ve ihata edecek şekilde bilemiyorum, kavrayamıyorum. Yani ben bunu mesela bu şey olarak kavradığımda dört kategoriye tabi olarak da kavruyorum. Ama kendinde bir nesne olarak değil, bu bana bir görünüş olarak verildiği için herhangi bir nesnenin kuşatıcı diyelim bir bilgisine hiçbir zaman görü yoluyla sahip olamıyorum. Peki akıl ne yapıyor? Akıl derken hani burada genel anlamda söylüyoruz. Bunun içerisinde yargı melekesi de var. Refleksif yargılarla bulunan. Aynı zamanda o yargılar üzerinden muhakeme faaliyeti yürüten bir yargı yetisi de var. Yani akıl aslında yargılardan yargılara geçme yargılarını veren melek. Hepsi yargı yetisi yani Kant'a göre hüküm yetisi. Bütün düşünme melekeleri. Kant diyor ki kendisi bu şekilde bana nesnelerin verilmesi aşamasında, görüde ortaya çıkmaları aşamasında aklım diyor, teorik aklım hiçbir kurucu işlevi yoktur diyor. Yani akıl herhangi bir şekilde devreye girip de bu nesnenin benim nesnem olmasında bir rol oynamıyor. Yani nesnelerin ortaya çıkmasından sonra peki akıl ne yapıyor? İşte yargı, refleksif yargı üzerinden bunları belirli bütünlerin parçası kılıyor. Kavramların yani altına düşürüyor. Bu anlamda belirliyor, determine ediyor. Öyle düşünün.
Ve söz konusu bu kavramları birbirine sevk ederek, onların arasındaki sevk edici yargıları bir şekilde oluşturarak, kavramlardan kavramlara geçiş yaparak farklı kavramlar vasıtasıyla belirlemeye devam ediyor. Yani mesela bu bir şeydir olarak böyle karşımda ortaya çıkmasında aklım bir dahli yok ama bu şeyin mesela bir şişe kavramı bütününün altına mesela düşürülmesi refleksif bir yargıyla oluyor. Mesela akıl o şişe kavramını alıp alet, araç gibi bir kavramın altına da düşürebiliyor. Alet kavramı üzerinden de bunu kavruyor. Ya da şişe kavramını diyelim alet kavramına sevk ediyor. Bu bir şişedir, şişe alettir, öyleyse bu bir alettir diye de tekrar mesela bir alet olarak da, bir araç olarak da bunu belirliyor. Anlatabildim mi? Yani şimdi diyor ki Kant, ama diyor akıl hani görüde bir mutlaklığa, bir koşulsuzluğa ulaşamadı ya. Her zaman bu mutlaklığın ve koşulsuzluğun arayışı içerisinde şunun peşine düşüyor. Bu şekilde ben belirleyerek ve farklı şekillerde belirleyerek nesnemi bilebiliyorum. Tüm bu belirlenimleri düşünsem, mümkün tüm bu belirlenimleri düşünsem, bütün bu belirlenimlerin bütününü düşünsem, işte koşulsuz tümlük o. Tüm bu bütünle ilişkisi içerisinde nesnemi bilirsem, koşulsuz olanla ilişki içerisinde nesnemi belirleyerek bilmiş olurum ve gerçekten ihata etmiş olurum diyor. Dolayısıyla arayışını söz konusu o bütünlüğün nasıl bir şey olduğu ya da nasıl bilinebileceğine yönlendiriyor. Hani diyoruz ya üç Kant'a göre yani klasik mantıktan tevarüs ettiği şekliyle bir düşünüş biçimi. Üç farklı çıkarım türü var hani kategorik, hipotetik, disjüntif anlamında. Ya mesela işte deminki yaptığım çıkarım kategorik bir çıkarımdı. Kant diyor ki kategorik çıkarımlar biz yaparız, nesnemizde böyle beliririz. Hiçbir mahsur yok yani bunda. İşte orada devrede olan da bir saf akıl kavramı vardır. Yani akıl bu şeyi, şişeyi ve efendime söyleyeyim aleti üçünü kategorik ilişkiler içerisinde sentezleyerek kavrar. Akıl bunu kavramasa zaten demin yaptığımız gibi bir çıkarımı yapamaz yani. Şimdi bu saf akıl kavramının olanaklı herhangi bir nesnenin tüm belirlenimlerini kategorik ilişkileri içerisinde bir arada tuttuğunu düşünün. Yani sadece bu şişeyle ilgili değil. Herhangi bir nesnenin olanaklı tüm belirlenimlerinin bütünlüğünün bir saf akıl kavramı tarafından tutulduğunu düşünün. Akıl böyle bir kavrama varlık atfetme eğilimine giriyor. Yani koşulsuz olana asıl varlık demeye ve onunla ilişkisi içerisinde nesnesini düşünmeye başlıyor. Kant diyor ki metafizikçiler diyor böyle düşüşte kuruntu işte o yanılsama nasıl ortaya çıkıyor? Söz konusu bu öznel muhakeme faaliyetini mümkün kılan bir saf akıl kavramına bir nesne tayin edip hani onun sanki bir gerçekliği varmış gibi ele almaya başlamak, onu işte koşulsuz ve var olarak kabul etmek işte yanılsamanın başladığı yer. Ve diyor metafizikçiler bu şekilde mesela kategorik çıkarımları mümkün kılan, bu anlamda tüm kategorik kavramları böyle bir arada tutan kategorik ilişkiler içerisinde şeye, ona işte nesnelilik atfetmişler, ruh diyorlar. Yani ruh tecrübede ortaya çıkan ya da işte ne bileyim hani diyorum ya işte hayalet mayalet gibi filan bir şey değil yani. Metafiziğin bir kavramı olarak ruh bu anlamda aklın koşulsuz bir bütünlük arama çabası içerisinde bir bakıma öznel olana nesnellik atfederek ve bir sınırı aşarak işte bir yanılsamaya düşerek bir bakıma icat ettiği bir kavram, bir nesne. Bir şey sorabilirim. Tabii. Ben bilmiyorum yani. Diğerlerini de anlatabilirim de aynı şey yani. Tanrı ya da kozmos da aynı şey. Evet. Bir şeyi anlamakta güçlük çekiyorum. Hı. Şimdi nesnenin tüm olanaklı belirlenimlerinin bütünlüğünden bahsediyorum. Evet. Sanki nesnenin tüm olanaklı belirlenimlerinin yani bütünlüğü der nasıl bahsedebileceğiz böylesi bir fikirde sanki evet. Bütünlük dediğimizde kendinde bir anlam var elimizde ve o olanaklı bütün belirlenimlerini fark ediyoruz ve onun bir bütünlüğünden bahsediyormuşuz
gibi. Yani şimdi birincisi zaten böyle bir şey yok. Yok. Yani demek istediğim akıl böyle bir şey arayıp varmış sanıyor. Bu bir yanılsama. Ama mesela nasıl düşünüyoruz derseniz biraz daha mesela Tanrı kavramı açısından bu daha rahat anlaşılır hale geliyor. Nasıl? Yani diyor ki Kant mesela bu sefer disjunktif çıkarımları düşünelim. Yani bir şey ya A'dır ya A olmayandır. İşte A değildir öyleyse A olmayandır gibi mesela ben bir yani genel kalıbı bu. Bir disjunktif çıkarım yaparak herhangi bir nesneyi belirleyebilirim. Yani düşünme faaliyeti içerisinde belirleyebilirim. Şimdi bu itibarla diyor akıl herhangi bir nesnesini olanaklı işte mümkün, düşünülebilir. Tüm kavramlar açısından çelişik kavram çiftleri üzerinden düşünür. Doğru. Yani mantıkla da biz bunu öğretiyoruz. Yani A varsa A olmayan var gibi. B varsa B olmayan var gibi. Diyor ki metafiziğe, burada metafizik falan yok ya. Mantık var. Mantıkla ben her zaman çelişmezliğe göre bir şey A olmayan çiftinden birisine sahip olarak düşünürüm. Yani bu şişe, şişe ve şişe olmayan kavram çiftinden şişedir. Lacivert, lacivert olmayandan laciverttir. Canlı, canlı olmayandan canlı olmayandır. Ya bu şekilde düşünmeden zaten onunla ilgili disjunktif çıkarım yapamam. Yani bunları sentetik olarak bir yerde tutmadan bununla ilgili herhangi bir disjunktif çıkarım üzerinden belirlenim yapmam benim mümkün değildir. Şimdi bu şekilde düşünülen tüm mümkün hani kavramların ki bu belirsizdir, sonsuzdur ya yani öyle düşünelim. Tüm bunların hepsinin bütünlüğünü şimdi akıl arıyor. Diyor ki bu nasıl bir bütünlük olabilir acaba diyor. Tamam mı? Ha bunun buna da bir şeylik atfediyor. Bu işte belirsiz olan, sonsuz olan bu kavram çiftlerinin olanaklı bütünlüğü diyelim. İşte asıl gerçek şey budur diyor. Ens realissimum işte. Meşhur Tanrı yani. Asıl gerçek olan bu. Hani her şey yalan gerçek sensiz diye şarkı var ya. Ya asıl bütün o kavram çiftlerinin hepsi. Hatta şöyle bir şey gözünüzde canlansın. Mesela diyelim ki bu şişe. O nesneyle, asıl şeyle yani değil mi? Nasıl bir ilişki içerisinde var? Bütün o kavram çiftlerini düşünün. Elinize bir kalem aldığınızı düşünün. Her bir kavramın yanında A'nın yanında bir kutu var. A'nın yanında bir kutu var. Böyle kutu 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 dizili onlar. Her bir kavram çiftinden birine bir tik attığınızı düşünün. Hani gözünüzde öyle canlansın. Hani işte belirlenim bu demek. Bu listenin üzerinden bir kere geçtiğinizde bir tane tam belirlenmiş nesneniz oluyor. Yani mutlakla ilişkisi içerisinde bir nesne belirlenmiş oluyor. Her şeyin Tanrı'dan gelmesi bu demek. Ona var demeye başladığında asıl o var ve onun hani metafiziksel anlamda belirlenmesiyle işte kendisi kendinde belirsiz yani o kavram çiftleri de imkan olarak var kendinde çelişik çiftler olarak var Tanrı işte hakikaten kontra yani bir şekilde çelişik olan bir şey yani kendisini belirlenmiş olarak düşünemiyorsunuz tamam mı? O herhangi bir şekilde belirlendiğinde karşımızda bir nesne olarak ortaya çıkıyor. Böyle bir varlığın olduğu, onunla ilişkisi içerisinde de her şeyin var olduğuna dair bu sefer diyor metafizikler kalktılar, ispatlar vermeye başladılar diyor, çalıştılar diyor. Oysa diyor böyle bir şeyin ispatı falan filan zaten verilemez. Çünkü bu en nihayetinde özden muhakeme faaliyetinde işler gören bir şeydir, bir kavramdır. Yani öyle diyeyim, saf akıl kavramı işte. Yani herhangi bir şey işte bu kavram çiftlerinden birisine sahip olarak düşünülürün ifadesinden ibaret. Ben ancak böylece buna kalkıp kendi de bir nesnellik ve varlık atfetmeye başladı. İşte asıl koşulsuz olan bu filan demeye başladığında bu işte yanılsamayla nihayet. Kuruntu o işte yanılsamayla nihayetleniyor. Teorik aklın dolayısıyla nereden yola çıkarsa çıksın aradığı o koşulsuzluğu yanılsamaya kapılmaksızın bulabilme imkanı zaten yok. Aynı şey şimdi konumuza da geçiş yapalım o zaman biraz değil mi? Pratik akıl içinde geçerli. Bu sefer benim nesnemle hani şişe ile ilgili konuşmuyoruz artık. Zaten bir tane nesnem var, başka nesnem yok. O da işte sunumun bu oğlum en yüksekliği. Onun koşulsuz bütünlüğünün bu sefer peşine düşüyorum. Nasıl olur da ben onu bir çelişkiye düşmeden bir bütünlük içerisinde bu sefer düşünebilirim. Ha bu sefer farklı bir durum var yalnız. Hakikaten bunun düşünülebilmesiyle de ilgili bir sorunla karşılaşıyorum. Aynı
Mesela kozmosu düşünürken karşılaştım, hani zaten bütün bunları nedensellik kategorisi itibariyle düşünüyoruz dedik ya. Nedensellik kategorisiyle ilişki içerisinde düşündüğüm idea da kozmos ideası zaten. Hipotetik çıkarımları mümkün kılan koşulsuz bütünlük anlamında. Nedensellik ilişkisi içerisinde ahlak tecrübesini düşünüyorum. Söz konusu bu en yüksek iyiyi düşünebilmekle de ilgili, aynı kozmosla ilgili olduğu gibi. Yani antinomilerle karşı bir tane antinomim var. Aynı şekilde burada da çözmem gereken. Fakat burada herhangi bir çelişki ortaya çıkmaksızın bu antinominin Kant çözülebileceğini düşünüyor. Ortada bir antinomi var. Teorik akılda karşımıza çıktığı şekliyle o antinominin içinden çıkamıyoruz. Öyle diyelim. Ama buradaki antinominin içinden çıkabilmek mümkün. Nasıl çıkıyoruz dediğimizde zaten bu bölümün genel hikayesi o. Nasıl çıkıyoruz? İşte bu daha önce teorik aklın faaliyeti içerisinde devreye giren ama bir türlü hani öznel olan ötesine geçip nesnellik kazanamayan üç saf akıl kavramı, işte metafizikçilerin tanrı dedikleri, işte kozmos ya da işte burada özellikle belli bir cihetinden üçüncü antinom üzerinden özgürlük olarak alınıyor. Özgürlük kavramı ya da iddiası diyelim. Ve çok yaşay. Neyi söyledim? Tanrı'yı söyledim değil mi? Ölümsüzlüğü söyledim. Başka neyi söyledim? Ruh. Yok hayır. Ruhun ölümsüzlüğünü söyledim. Özgürlüğü söyledim. Bu üçünün aslında kurucu işleviyle, yani bir nesneye sahip olmaları üzerinden, ki o zaten en yüksek iyi, söz konusu bu antinominin de çözülebileceğini düşünüyorum. Peki antinomi ne? Çözmeye çalıştığımız antinomi de ilk bölümde biraz onun tanıtımını yapmıştı. En yüksekliği işte daha net bir şekilde burada da göreceğiz bu ikinci bölümde. Erdemle mutluluğun değil mi? Birliği, yani bir arada olması. Bu işte analitik bir sentetik mi, biraz da onu tartışacak. Fakat hiçbir şekilde bunlar nasıl sentezlenirler, nasıl bir birlik halinde işte koşulsuz bir şekilde bir çelişkiye de karşılaşmaksızın nasıl bir araya gelirleri düşünmekle ilgili çok ciddi bir müşkül var. Nasıl olacak da bunlar bir araya, yani ben nasıl olacak da erdemli olduğumda mutlu olduğumu, olabileceğimi bir şekilde söyleyebileceğim mesela. Bu bir antinomi olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunun temel nedeni de ne? Antinominin ortaya çıkmasının nedeni de erdemli oluşu, ahlaklılığı bu anlamda belirleyen şey özgürlük. Yani bir anlamda özgürlük yasası da diyor ona, ahlak yasası. Ahlak yasasının beni belirlediği alan numenal bir alan. Ben bir düşünülür olarak ve kendinde olarak ve kendinde bir iradeye sahip olarak istememi o yasa tarafından aslında belirliyorum diyelim. Ama eylemin sonuçları doğa yasasının geçerli olduğu bir alanda ortaya çıkıyor. Yani iki parçası olan bir şeyden. Bunlar, bu ikisi bir çelişkiye düşmeden nasıl sentezlenebilir sorusuyla karşı karşıya. Antinomi bu. Bu antinomi de ancak işte demin bahsettiğim anlamda bu ideaların kurucu bir kullanımının olduğunun gösterilmesiyle çözüme kavuşturuluyor. Bu nesneyi, bu daha önce teorik aklın faaliyeti içerisinde kendilerine bir nesne tayin edemediğim, işte bir yanılsama yaşadığım bu üç idea bu alanda bir nesneye kavuşuyorlar. Bir nesnellik kazanıyorlar ve antinominin ancak bu şekilde çözülebileceğini Kant söylüyor. Şimdi bunun nasıl olduğunu göreceğiz. İkinci bölüme başlayabilir miyim? Miyiz yani? Başlayalım mı? Peki. Şimdi dediğim gibi ikinci bölüm çok kalabalık bir bölüm. Ne kadar gidebiliriz bilmiyorum. Gidelim. Zaten bir seansımız daha var. Yetiştiririz diye tahmin ediyorum. Şimdi en yüksek iyi kavramını belirleyeceğiz. İşte saf belirlenmesinde bu aklın diyalektiğinin nasıl bir iş gördüğünü anlayacağız. Ya burada hakikaten artık klasik metafizik yapıyoruz yani. Gerçekten Kant hakikaten nasıl metafizik yapıyor onu da görüyoruz yani. Orada öncelikle biliyorsunuz, okumuşsunuzdur inşallah diye düşünüyorum. Supremum ve consummatum ayrımını yapıyor. Yani üstün olan, yetkin olan ayrımını yapıyor. Üstün olanı koşulsuzluk diye çevirmişler. Originarium, yani kaynağı kendisinde olan, kaynak teşkil eden anlamında olanla ilişkilendiriyor. Yetkin olanı da bütünlük diye çevirmişler. Perfectissimum, yani bir tür kemal, yani mütekellim olma, bu anlamda hiçbir eksiklik içermemeyle ilişkilendiririz diyor. Şimdi
Ona göre zaten şu anki anlattıklarından da bu sonuç çıkıyor. Erdem, yani ki bu mutluluğa layık olmak demek. Bunu da anladık, onu bize defaatle anlattı. Aslında üstün olan, işte bu anlamda supremum olan, kaynak teşkil eden, o var olduğu için öbür parça var gibi düşünün. Yani bir şekilde o ön, bu anlamda bir önceliğe sahip, üstün olan. O koşulsuz, öbürü koşullu. O öbürü ancak o koşul altında ortaya çıkabiliyor. Fakat asıl işte burada enteresan olarak söylediği şey şu. En üstün bu anlamda olabilir. Fakat kamil değil. En yetkin olan ahlaklılık değil. Bu beraberinde mutluluk getirmediği sürece tamamlanamıyor. Yani iyinin tamamlanabilmesi için o ikinci parçaya ihtiyaç var yani. Hakikaten de insan düşününce ahlaklı olmak çok iyice bilmem üstün müstün filan da ahlaklı oluyorsun oluyorsun hep mutsuz oluyorsun filan. Yani bu da iyi bir şey de değil canım yani. Hani gerçekten iyi, niye ona iyi diyelim ki yani gerçekten iyi mi niye olabilmesi için hakikaten de ahlaklı olanın da bir şekilde mutluluğu hak etmesi ve işte onu kazanması layık layığın da bir de kazanayım yani niye ki yani gibisinden. Bu biraz hani kadayıfı severim ama kaymak olsa daha iyi olur gibi de bir şey tabii. Kadayıf kendine güzel bir şey ama hani bir de mutluluk olsa yanında fena olmaz gibi de bir şey bir şekilde. Şimdi buradan da şeye geçiyor diyor ki bu ikisi dolayısıyla hani bu iki kavram açısından en üstün ve en yetkin olan kavramlar açısından düşündüğümüzde böyle. Peki bu ikisi bir anlamda da birleşerek yani bir araya gelerek iyiyi oluşturmuş da oluyorlar bir bakıma. Fakat birisi şunu da düşünebilir ya belki de hani sen ahlaklılık ve mutluluktan bahsediyorsun, erdem ve mutluluktan bahsediyorsun ama ya bunlar aslında analitik olarak ilişkililerse, yani ben erdemli olduğumda, erdem şöyle de düşünebilirsin ya, erdem kavramını düşündüğümde aslında onun içerisinde mutluluğun içerildiğini ya da mutluluk kavramını düşündüğümde onun içerisinde erdemin içerildiğini de iddia edemezmiş. Yani iki farklı parça var da hani bunlar analitik ilişkiler içerisinde olabilirler. Ha değillerse ki Kant öyle olmadıklarını düşünüyor. Şu sorun ortaya çıkıyor. Birbirinden ayrık yani. İkisi birbirinden farklı iki kavram diye düşünün. Bunların sentezlenmesi gerekir. Yani tek bir bütün oluşturabilmeleri için sentetik bir birliğe sahip olmaları gerekir. O birleştirmeyi, sentezlemeye terkip edilmesi gerekir iyinin. Kant öyle düşünüyor. Bunun nasıl olacağını tabii ki düşüneceğiz. Şimdi Kant'ın felsefesinin belki bütün projelerinde öyle yani sadece bu kritikle ilgili değil. Her zaman bir şeyleri böyle mezcetmeye, birleştirmeye falan çalıştığını biliyoruz. Malum daha önce de söylemişimdir belki. Teorik aklın faaliyeti içerisinde biz rasyonalizmle empirizmi bir araya getirmeye çalışıyoruz falan mesela gibisinden. Burada da aynı şekilde Epikuros ve Stoa düşüncelerini bir araya getirip aşmaya falan çalışıyoruz. O zaman da diyor ki zaten bunlar diyor aslında bu iki şeyi ayırdılar ama diyor aralarındaki ilişkinin analitik olduğunu düşünüyorlar diyor. Hatta bunu not olarak da özellikle aldım yani şey not olarak onu özellikle okumak istiyorum size. Bu arada yani şu anda henüz başlarındayız şeyin. İkinci bölümün daha henüz birinci alt bölüme geçmedik yani sayfa numarası falan da söyleyebilirim. Diyor ki bu Epikuros yaklaşımı mutluluğa götüren maksimin bilincinde olmayı erdem olarak ele aldı. Yani analitik bir ilişki kurdu aralarında. Stoacılar ise erdemin bilincinde olmayı mutluluk olarak aldı. Gene analitik bir ilişki kurdular. Fakat yani birini esas alıp diğerini ona bağlı kıldılar. Oysa diyor bu iki görüş de analitiktir. Fakat diyor bu iki kavramın ayrıklığı, farklılığı bu adamların görüşlerini desteklemiyor diyor. Hatta tam olarak ne zaman söylemiş onu, onu da bulursam söyleyeyim. Birazdan geleceğiz ya da ileri gelince söylerim. Burada diyor hani onları da çok suçlamamak da gerekir. İnsan diyor bu hani ahlaklılıkla mutluluğun bir araya da olduğunu da hep görür de bir şekilde. Yani mesela ahlaksız adam mutsuz olamaz ya da ahlaklı adam mutlu olur gibisinden filan. Optik bir yanılsama yaşamış da olabilirler diyor. Yani ne zaman biri varsa öbürü de var. Yani bir şekilde hani bu anlamda da hani ayıramıyorsun da bunları.
Demek ki analitik bir ilişkileri de var. Biri olunca öbürü de geldiğine göre demek ki analitik bir ilişki var gibi bunlar galiba düşündüler falan diyor. Neden biz peki bunların bu kadar ayrık ve farklı olabileceklerini düşünüyoruz? Çünkü kritikten sonra biz fark ettik ki bir her varlığın, bir kendi başına hali, bir görünüş hali var ve bu ahlaklılık hakikaten o kendi başına olanın belirlenmesiyle ilgili ve mutluluk daha hazlarla ve ampirik tecrübeyle ilgili olan bir tarafı var. Yani bu iki parçanın aslında optik, hani böyle iki parça yan yanaymış ve eşitmiş gibi görünüyor olurdu. Hani mesela siz mesela başka bir taraftan bakınca aslında birisi yukarıda birisi aşağıda da fark etmezsiniz ya. Onun gibi bir şeyden bahsediyor. Aslında bunlar farklı alanlardalar ama başka bir açıdan baktığında hep birlikte görünüyorlar. Bu adamlar optik bir yansıma gibi aynı. Bu ikisini analitik olarak bir aradaymış gibi düşündüler. Oysa hani hep diyorum ya, biri dağda biri bağda bile değil bunların. O kadar farklılar diyor. Yani birisi numenal anlamda istemenin, iradenin belirlenmesiyle ilgili düzeyde ortaya çıkıyor. Öbürü fenomenal alanda sonuçları itibariyle ortaya çıkıyor. Çok farklı alanlarda olan şeyler. Dolayısıyla hani madem iyi de bunların birleşmesiyle olacak, yani en üstün ve en yetkin olan şey iyi ve o ancak bunların bir aradalığıyla mümkün olacak. Öyleyse diyor iyi bu anlamda sentetik olmalıdır. İkisi farklı olan şeylerin sentetik olarak bir araya getirilmesi ilgili olmalıdır. Asıl problem de bu sentezlemenin nasıl olacağıdır diyor. Nasıl gerçekleştirileceğidir diyor. Hı? Oldu mu? Görsel yanılsama meselesi. Kaç mı şu an? 125 civarı gibi. Birinci bölüm, ikinci bölüm. Evet, ikinci alt bölümde falan onu söylemiş. Peki. Şimdi birinci alt bölümü dolayısıyla antinomiyi konuştuk. Bunları konuştuk. İkinci alt bölümdeyiz. Onu da biraz konuştuk. Stoacıları falan da konuştuk. İyi, güzel, fena gitmiyoruz. Biraz daha hızlı gidiyor olabilirim ama ne yapayım öyle. Ondan sonra şimdi daha önce de söylemiştim. Gene bu yandaki numaralardan söylüyorum. 211, 212, 213 gibi bir yerlerdeyiz. Erdemli olmaya eşlik eden de bir mutluluk vardır. Bu mutluluktan alınan hazdan farklı bir şeydir demişti. Yani daha önce de buna benzer bir şey söylemişti. Bunu şimdi çok net bir şekilde söylüyor. Bu diyor, işte ben buna kendinden memnun olma diyorum diyor. Yani o ahlaklılığın eşlik ettiği, ahlakla eşlik eden mutluluk kendinden memnun olmadır diyorum diyor. Bu ne anlamda kendinden memnun olmak? İşte beni sağa sola çeken maksimlerimin o ampirik içeriğinden kaynaklanan eğilimlerden bağımsızlık anlamında. Ben bunlardan bağımsız olduğum ölçüde işte özgürüm ve onun farkındayım ve bu anlamda bir hoşnutluk hissediyorum ki bu anlamda negatif, yani eğilimlerden azade olma, kurtulma anlamında olabildiğince bir hoşnutluk. Burada da şu tartışmayı yapıyor. Eğilimler diyor bu açıdan her zaman yüktür. Bakın, yani eğilim. Hatta şeyi de söylüyor. Yani mesela acıma gibi, yufka yüreklilik gibi şeyler, hani çok ödevle de ilişkilendirilebilecek şeyler, onlar da yüktür. Yani bir şekilde hani onlara da böyle bir iyi bir şey, iyi bir anlam filan yüklemenin de bir anlamda imkanı yok. Herhangi bir varlık düşünülebilir mi ki her türlü bu tip eğilimden tam bağımsız olabilirsin? Evet, gene düşünülebilir. İşte o Tanrı'dır yani bir şekilde ve kutluluk, kutsallık ancak ona bir şekilde atfedilebilir. Biz her zaman ampirik dünyada var olan varlıklı olarak bu tip eğilimlere sahip olacağız. Hayatta kalmamız da hep diyoruz ya onunla ilgili. Dolayısıyla biz bir şekilde ahlak yasasına eylemlerimizi, işte niyetlerini daha doğrusu tabi kıldığımız ölçüde kendimizden ancak memnun olabiliriz ve bir anlamda o eğilimlerden ve belirlenimlerden kurtulabiliriz diyor. Şimdi geliyoruz üçüncü alt bölüme. Başlığı nedir üçüncü alt bölümü? Saf pratik aklın teorik akılla bağındaki önceliği üzerine. Bu önemli bir bölüm. Tabii lütfen. Sayfa. Şimdi
altında şey diyor. Bu eğilimlerden bağımsız olma bilincini, bunun sonucu olarak da buna her zaman eşlik eden memnun olmama bilincini. Evet. Dolayısıyla durumuyla ilgili negatif bir boşluk olma hissi. Evet. Geçen derste bahsettiğiniz hani sürekli bir olmamışlık hali içerisinde tekrarlanan bir çaba. Yok. Yani şöyle, niye negatif, niye aslında ben kendimden memnunum ama bu iyi, hoşnut olduğum, hoşlandığım bir şey değil. Yani şu anlamda hoşlandığım bir şey değil. Hani bu saygı meselesiyle ilgili yaptığı çıkarımda da aynı şeyi söylüyordu. Ya ben öyle düşünün, öyle de bir istemeye sahibim ki işte her şeyi de istiyorum canım. Yani nefis bu filan diyoruz ya. Onu da istiyorum, bunu da istiyorum. Yani bir sürü şeyi filan istiyorum. Bu ahlak yasası her zaman bana bu konuda engel oluyor ya. Sürekli yani onu yapma, bunu yapma işte filan gibi. Ben onu zaten o bana engel teşkil ediyor olması üzerinden zaten tanıyorum. Ha, hani bende saygı uyandıran şey de o ama bir şekilde. Ben söz konusu bu eğilimlerden ama azade oldukça da kendim olduğumun, işte şahıs olduğumun da farkına varıyorum. Özgür bir neden olduğumun da farkına varıyorum ve bundan memnunum. Ama bu hani oley yaşasın işte gibi bir hoşnutluk durumu değil. Hani hep söylüyor ya, bu her zaman bir çaba ve mücadele gerektiren bir şeydir. Yani hiçbir zaman böyle ahlaklılık böyle severek, hani seve seve isteyerek ve hoşnutlukla yapılabilecek bir şey değil yani Kant'a göre. Memnun olmama sürekli birlikte. Evet, yani bir bakıma ben işte özgür olduğum için, özgür bir neden olarak kendimi tasavvur edebildiğim için, eğilimlerimden ahlak yasasına tabi olarak bağımsız olabildiğim için her zaman memnun olabilirim ama buna her zaman bir hoşnutsuzluk eşlik ediyor. Evet. Gelelim şeye. Bu öncelik kelimesi üzerinde de duruyor. Okumuşumuzdur yine yani. İşte birinin öbürüyle olan bağının ilk belirleyici nedeni olma ayrıcalığıdır. Ya da pratik anlamda öncelik bu şeylerden birinin, başka hiçbir şey ardına konmayacak birinin sağladığı yararın, bütün öbür şeylerin sağladığı yararın ona bağlı olması bakımından ayrıcalığıdır vesaire falan diyor. Yarar, akıl ayrıca diyor her diğer melekeleri de yararını belirlediği gibi kendi kendinin de yararını belirler. Şimdi burada aklın peki yarar nerede ya da ne diye de soruyoruz. Diyor ki hani şöyle söyleyelim. Biz aklımızı ne için, teorik aklından şimdi gidelim, düşünelim. Teorik aklı mesela bir şeyleri düşünmek için kullanıyoruz. Çok da yararlı bir alet. Niye? İşte bir takım mantık yasaları falan da aynı zamanda orada geçerli. Bir takım temel ilkeleri vesaire filan var. Ben ne düşünürsem düşüneyim, ne kurarsam kurayım, o ilkelere bağlı olarak düşünüp kuruyorum. Bu anlamda söylediğim şeylerin yani en temel anlamda birbiri uyuşmasını, yani mantıksal anlamda tutarlı olmasını akıl sağlıyor. Yani benim inşa ettiğim, kurduğum hemen her şeyin tutarlılığının diyelim, birbiri uyuşmasının zemininde, işte aklın zemininde yer alan ilkelerin tutarlılığı var. Yani aslında akla dayanıyor onlar. Yani akıl var mantık var lafı da zaten burada geliyor. Yani akıl var mantık olacak şimdi bu filan dediğimizde. Yani tutarsızlığı önleyen bir şey. Fakat bu bir bakıma negatif koşul gibi bir şey. Aklın yararı aslında, işte ilginç bir şey söylüyor. Bu anlamda ilkelerinin tutarlılığında değil, genişlemesinde. Ya bir dakika, burada insan şöyle bir duruyor. Ya kardeşim, bu genişleme meselesinde, teorik aklın genişlemesinde canımızı okudun, metafizikçilerin canını okudun. Yani ne genişliyorsun, sevap falan, nereye gidiyorsunuz dedin. Şimdi aklın yararını bir genişlemede buluyorsun. Yani aklın bize yararı böyle bir genişlemededir diyorsun. Böyle bir genişleme sağlamasındadır diyorsun. Nasıl yani oluyoruz tabii şimdi? Yani nasıl oluyor bu? Ha, diyor ki o zaman da arkadaşlar bakın diyor, evet. Teorik aklın böyle bir genişleme imkanı yoktu. Ama pratik aklın böyle bir genişleme imkanı var. Teorik bilgiyi artırma imkanı var. Ha, bunu da ısrarla söyleyecek, yani burada bir nesnenin bilgisini edinmeyeceğiz ama hani bir bakıma ne diyelim, kendimizi öyle bir varlık alanında öyle bir şekilde konumlandıracağız ki yani bu bir bize nazariyat sağlayan bir şey, öyle düşün. Yani teorik genişleme demek bu demek, teoriye hani onu diyoruz ya böyle yüksekçe bir yere çıkıp bakmak filan gibisinden, ben pratik aklın faaliyeti içerisinde
Yahu akıl sahibi bir varlık olarak burası neresi, ben burada ne yapıyorumla ilgili hakikaten bir bilgiye sahip oluyorum. Diyorum ki ya ben demek özgürmüşüm. Yani düşünür bir varlık alanına aitmişim. Artı bir en yüksek iyinin sentezlenmesi benim eylemlerime bağlıymış. Birazdan göreceğiz filan onları. Bunların yapılabilmesi için de ben rasyonel olarak bir tanrıya iman etmek durumundaymışım. Bunları konuşacağız. Artı kendimi de ölümsüz bir varlık olarak telakki etmek, bunların hepsi postüle tabii, durumundaymışım gibisinden bana acayip bir genişleme imkanı sağlıyor. Ben artık pratik aklım faaliyeti içerisinde kendimi teorik olarak hiçbir zaman içinden çıkamadığım ve konuşamadığım bir takım konularda acayip genişlemiş ve ilerlemiş buluyorum. Bana acayip bir oryantasyon sağlıyor yani pratik akıl. Anlatabiliyor muyum? Asıl diyor aklın yarar, yani akıl neye yarar? Akıl buna yarar yani. Asıl bu genişlemeyi yapabilen şey akıldır. Teorik olarak da yapamadığımız bir şey pratik alanda yapılabilir hale gelir diyor. Şunu da söylüyor. Ha yalnız diyor. Eğer diyor teorik akıldan gelen talep, o da çok önemli, bizi çok ilgilendiren bir eleştiri işte. Yani Kant'ın söylediği şekliyle. Diyor ki söz konusu bu pratik akıl diyor. Eğer tutkularla koşullanmış olsaydı, tamam mı? Ve öyle bir genişlemeden o anlamda söz ediyor olsaydı, ki İslam'dan bahsettiği tek yer burası, Hazreti Muhammed'den bahsediyor ve aynı zamanda teosoflardan bahsediyor. Böyle bir genişlemenin, aklın böyle bir genişleme imkanına sahip olduğundan, onların söz ettiği gibi pratik akıl söz ediyor olsaydı, teorik akıl bu anlamda o pratik akıldaki genişlemeye saygı duymak, onun nasıl anlaşılması ile gerektiği ile ilgili bir çaba göstermek filan durumunda olmazdı. Bunlar çünkü diyor akla aslında kendisine ait olmayan bir şeyleri katma çabaları olurdu diyor. Bakın bu çok ağır bir eleştiri. Akıl ama diyor eğer kendisi pratik olabiliyorsa, bakın hiçbir tutku tarafından belirlenmeksizin, bu anlamda pratik aklın genleşmesinin teorik aklın bir bakıma hizmetine girmesi ve onun için gerekeni yapması diyor, teorik aklı açısından kabul edilebilir bir şeydir diyor. Yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bir bakıma ilk defa aklın işte kendince işte pratik olduğunu, yani bir nesnenin sentezlenmesine vesile olabileceğini gösterdiği için felsefe yapmakta diyebilirsiniz buna. Teori yapmakta aslında böyle bir genişlemeyi anlamak ve anlamlandırmak için son derece meşru bir hale geliyor. Sen kalkıp başka türlü bir genişlemeden, yani aklın aslında ona göre de, yani teorik akıl açısından da bakarsak, bilemeyeceği şeyleri bilmeye yönelmesinden ya da tutkularca belirlenen bir genişlemesinden eğer bahsediyorsak, bunun hizmetindeki bir felsefeden, yani bunun hizmetine aklın, teorik aklın girmesinden olumlu anlamda bahsedebilmenin imkanı yoktur diyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Kendince yüzyıllarca böyle olmuş kendisinden önce. Yani teorik akıl olmayacak bir genleşmenin hizmetinde millete laf anlatmaya ve laf yetiştirmeye çalışmış. İnsanları böyle bir genişlemeye ikna etmeye çalışmış. Cennete mesela, tutkuların belirlenmesi demek o demek. Cennet var, öbür dünyada bir cennet var gibi bir şeye mesela ikna etmeye çalışmış. Tanrı'yla bir olma, Tanrı'yla ya içinde erime, kaybolma vesaire gibi şeyler var. Daha böyle mistik düşünceler gibi şeylere ikna etmeye çalışmış. O zaman diyor bu aklın yaptığı zaten çok meşru bir şey ve aklın yapması gereken bir şey değil. Bunların hiçbirisi aklın kendisinden kaynaklanan aslında şeyler değildir diyor. Ve bize diyor, demin söylediğim anlamda böyle bir yarar sağlayan pratik akıl, deminki öncelik tanımını dikkate alalım, tabii ki önceliklidir. Böyle bir genleşmeyi sağlayabilen esastır o pratik akıl. Teorik akıl ona tabidir. Onun nasıl olup da böyle bir genleşmeyi gerçekleştirdiği ve bizim bundan ne anlamamız gerektiğini anlamaya çalışmak anlamında pratik aklı izler teorik akıl. Onun ötesinde yapabileceği de bir şey yoktur yani. Pratik aklın peki bu genleşmeyi ortaya çıkarması aslında bir tür
bilgi oluşturmuyor mu? Hı? Yani pratik aklın bu genleşmesi sonucu ortaya çıkan o tecrübe mi diyeyim artık? Yani o durum aslında teorik aklın sonucunda ortaya çıkan şey bütün bir İşte orada çok hassas yani Kant. Bir şekilde bize işte bugüne kadar şu ana kadarki derslerde de anlatmaya çalıştığım gibi hep şöyle bir şey anlatmaya çalıştı. Ben mesela kendimin özgür bir neden olduğunu teorik olarak bilebilir miyim? Cevap hayır. Diğerleri için de birazdan gelecek. Ben mesela bir tanrının var olduğunu bilebilir miyim? Cevap hayır. Ben ruhumun bir cevher olduğunu ya da ölümsüz olduğunu bilebilir miyim? Hayır. Ben ancak isteyen, arzulayan, bu anlamda hani pratikle ilişkili, bir takım nesneleri bu alemde var etmeye çalışan olarak ancak özgürlüğümün farkına varabilirim. Yani arzu melekesi üzerinden ancak, başka türlü bu olamaz. Bilmeye çalışma, teorik anlamda faaliyet üzerinden bu olamaz. Ben yani arzu sahibi, isteme sahibi olmayan diyelim. Böyle bir şey de nasıl olur? Yani bir robot mobot gibi düşünün. Yani sadece teorik etkinliği olan bir varlık olsaydım, istemesi var olmayan bir varlık olsaydım, benim için hiçbir zaman özgürlük ya da özgürlüğün bilgisi bir konu olarak ortaya çıkamazdı. Kant'ın söylediği şey o. Onun üzerinden de ancak ben gene Tanrı'yı ve ruhun ölümsüzlüğünü düşünebilir hale gelirim. Yani pratik, aklın fiili kılmaya çalıştığı nesne ile ilişkisi içerisinde Tanrı ve ruhun ölümsüzlüğü ancak konu olarak gündeme girebilir diyor. Şimdi düşünün, olmanın sonucunda ortaya çıkan dediniz ya hani o nazar... Şimdi bakın bu saf aklın, pratik aklın diyalektiğinde tekrar söylüyoruz. Yapılan tartışma teorik bir tartışma eğer onu söylüyorsanız. İşte tam bu teoriden bahsediyorum. Ha, şimdi burada özgürlüğün durumunu ayırt ettikten sonra demin söylediğim anlamda ben ancak İstememi belirleyen bir yasanın farkındalığı üzerinden hani özgürlüğümün farkındalığına vardım ve o anlamda bir pozitif bilgisine özgürlüğün ilk defa ulaştım ya. O pratik aklın faaliyeti içerisindeydi. Bu aslında benim ahlaklı olmam için yeterli. Bitti yani orada pratik akılla ilgili ve ahlak tecrübesiyle ilgili söylenebilecek bir şey. Şeyler bitti Kant'a göre. Aslında kendisi nasıl olur da birisi erdemli ahlaklı olur meselesinin çözümünü aslında buldu. O da tamamen arzunun, istemenin ahlak yasası tarafından belirlenmesi üzerinden gerçekleşiyor. Bitti. Şimdi geliyoruz diyalektik bölümüne. Şimdi tam işte tartışma, buradaki tartışma gayet teorik bir tartışma. Bu açıdan bakarsak, yani demin söylediğinizi öyle anlıyorum. Yani artık postülalardan şuradan buradan bahsedeceğiz. İspatı verilemeyen, bunlar gayet teorik şeyler. Bir şeylerden bahsedeceğiz. İşte teorik akıl bu anlamda niye bu bölümü buraya koymuş? Oturup... Nasıl olur da ben teorik anlamda bakın tekrar söylüyorum. Çelişkiye düşmeden en yüksek iyinin o koşulsuz bütünlüğünü düşünebilebilirimle uğraşmakta pratik aklın yardımcısı yamağı gibi bir şey. İkinci. Düşünmesek ne olur? Hani ne yani ne koşulsuz bütünlüğü olmasın kardeşim koşulsuz bütünlük. Zaten ben ahlaklılık ne demek biliyorum. Kant'a göre hiçbir mahsuru yok. Ama bir ihtiyacım da var diyor. Yani bu ikinci parçanın, deminki o kaymak filan hikayesini hatırlarsanız, bu ikinci parçaya da diyor ihtiyacım var diyor. Bir, iyi o anlamda sadece o ilk parçasıyla tamamlanmıyor, kamil olmuyor, yetkin olmuyor. O mutluluğun da onunla ilişki içerisinde olduğunun nasıl çelişkiye düşmeden düşünülebileceğinin gösterilmesi lazım. Burada bakın özellikle bunun altını çiziyorum. Burada anlattığı şeyler, bu postüler filan sayesinde ben mesela, nasıl olur da özgür bir neden olarak eylemde bulunduğunda eylemlerinin sonuçlarının burada ortaya çıktığının mekanizmalarının bilgisine sahip olamam. Yani bu genleşme üzerinden diyelim. Ben en yüksek iyinin nasıl bir bütünlük arz ettiğini, nasıl bir çelişki içermeden o iki parçanın bir arada olduğunu düşünebilirim meşhur Kantçı ayrımla. Tamam mı? Bu düşünebilmenin koşulları olarak postülalar var. Özgürlük ve sonra Tanrı ve ruhun ölümsüzlüğü postülaları var. Bunun düşünülebiliyor olması, bunun nasıl gerçekleştiğinin bilgisini bana hiçbir şekilde vermiyor. Hı?
Ama ben bunu da teorik aklın faaliyeti içerisinde düşünüyorum. Kategori, hatta söyleyecek, diyecek ki ben bu anlamda Tanrı ve ruhun ölümsüzlüğünü kategoriler vasıtasıyla düşünebilirim diyecek. Bakın bilirim demeyecek. Bu yolla diyecek bana böyle ölümsüz olan bir ruh ya da bir Tanrı gibi bir şeyin bir görüsü. Yani bu anlamda bana bilgi verecek hiçbir şey verilmiş olmaz. Hocam bu bilgi ortaya çıkmıyor işte. Düşünebiliyor olma bir teori ya, yani bir nazar faaliyeti olmuş oluyor mu? Oluyor. İşte onun sonucunda ortaya çıkan şey aslında Kant'ın kaçınmaya çalıştığı şey değil mi? Hayır, işte teorik genişlemeyle nesnenin teorik bilgisinin artması arasında Kant'a göre çok önemli bir fark var. Hocam bir daha tekrar. Bak, teorik genleşme dediği, tamam mı? Teorik genişleme dediği şeyle, yani ben teorik olarak artık tam da bu tartışmalar içerisinde nasıl oluyor da bu iyi sentezleniyor üzerinden yeni bir nesnenin bu postülalar üzerinden nasıl sentezlendiğiyle ilgili bir bilgiye sahip oluyorum. Bu bir genleşme. Ama bunun sayesinde ne Tanrı hakkında, ne ruhun ölümsüzlüğü hakkında, ne özgürlük hakkında, ne de nasıl olup da burada işte mutluluğun ortaya çıktığı hakkında, o nesnenin altına neyin nasıl düştüğü hakkında hiçbir bilgi sahibi olmuyorum. Ya bu sezgisel bilgiye çok benzemiyor mu? Yani o bilgisel süreçleri... Bakın şöyle söyleyeyim, bunu klasik felsefe açısından söylersek şöyle söyleyebiliriz. Kant'ın burada özellikle bu üçüncü bölümden sonrasında yaptığı şey felsefi bir savunmadır. Bakın bir bilgilendirme, temellendirme değildir. Savunmadır, defense'dir yani. Ne demek savunma? Birisi derse ki diyor bana, ya kardeşim senin bu ahlak yasası da ne kadar beyhude bir şey. Tamam, ahlak yasasına tabi olmak, özgürlük mezgürlük hikayelerini anladık mı anladık da, hani bunun bu dünyada bir etkisi ya da karşılığı yokmuş ki, birazdan da söyleyecek yani öyle şeyleri. Nasıl? Kant diyor ki, arkadaşlar diyor, ben size aslında bunun böyle olmadığının, bakın tekrar söylüyorum, yani benim ahlaklı olmamın, erdemli olmamın sonuçlarının bu alemde aslında ortaya çıkacağının düşünülebileceğini, bakın bir çelişkiye düşmeksizin düşünülebileceğini bir savunma olarak gösterebilirim, sunabilirim. Yani hani burhani bir bilgiden falan burada bu anlamda bahsetmiyoruz. Daha diyalektik bir savunmadan bahsediyoruz. İlginç olan ne biliyor musun işte zaten tartışmalar açısından? Bak şimdi sen Alman idealistleri gibi düşünüyorsun bak Yubra. Diyorum ya. Ya bu kadar söyledikten sonra yani şunun şurada ortaya çıkışının bilgisinin ne, niye sahip olamayalım ki diyor adamlar. Ya nasıl oluyor da ben hani bir kendimi bir düşündür ve özgür neden olarak düşünüp özgür bir neden olarak biliyor iken benim yaptığım o ahlak yasasına tabi olarak bu, yani Kant'ın söylediği gibi ya da başka bir şekillerde düşünebiliyorsa eylemlerimin sonucunun burada nasıl ortaya çıktığının düşünülebilmesinin ötesine geçip bilinebilmesinden niye bahsetmiyoruz diyorlar. Aslında. Ha? Şimdi bak bunu size başka türlü anlatayım. Şöyle anlatayım. Daha önce de belki söylemişimdir. Hani bu hani diyorum ya ben mesela hani bu şişeyi buradan buraya koyabilirim, bu tarafa koyabilirim. Yani iki seçeneğim var diyeyim. Başka seçeneğim de yok. Ve belki de mekanik nedensellik, doğa nedenselliği benim hani bunu buradan buraya koymamı gerektiriyor. Tamam mı? Yani şimdi Kant ne dedi? Hayır dedi. Eğer ahlak diye bir şey, ahlak tecrübesi diye bir şey varsa, özgür bir nedensellik varsa işte bu anlamda da, bu özgür nedensellik öyle bir eyleme burada yol açabilir ki, benim niyetimi ahlak yasasının belirlediğini düşünelim, o mekanik nedenselliğin dışından gelen bir nedensellik. Mekanik nedenselliğe tabi değil. Ben bunu o eylem içerisinde buraya değil de buraya koyarsam ahlaki eylemin yerine getirilmesinden söz edebiliyor olacağım. Hani diyorduk ya bir tane de model teşkil ediyor doğa yasaları. Yani o yasaya göre ben bunu buradan bu tarafa koyarsam aslında o eylem gerçekleşiyor. Bakın düşünün, gerçekten özgür nedensellik ve bunun sonucu eğer olabilecekse bir şekilde bunun bir açıklamasının verilmesi lazım. Ya kardeşim nasıl olacak da ben buranın hani düzenini de bozmadan, bu mekanik nedenselliğin düzenini de bozmadan, mekanik nedensellik şunu gerektiriyorken bunu yapabiliyorum. Şimdi
Kant'ın cevap yetiştirmeye çalıştığı soru bu. Yani vermek zorunda değilim de diyor. Bak, yani ben size diyor ahlakın nasıl bir şey olduğunu anlattım. Ahlaklı olmak için yapmanız gereken ödeviniz belli. Ödeviniz söyleyin, gidin ödevinizi yapın falan diyor. Ama biz de diyoruz ki ya vallahi yapacağız da yani bak hocam bu hani yani nasıl bu buraya gelebiliyor da bir sorun çıkmıyor. Bize bunu da bir anlatsan filan. He? Bak Kant'ın çözmeye çalıştığı soru bu. Ne kadar zor bir soru olduğunu da fark edin diye de söylüyorum. Buna ne cevap verirsiniz? O cevabın yani herhangi bir tutarsızlık içermediğini nasıl garanti edersiniz? Hı? Ruhun ölümsüzlüğü tarafında biraz daha rahatız. Yani gene konuşacağız biraz sonra. Niye? Çünkü ya kardeşim madem bana böyle bir görev ödev verilmiş, bu ödevde aslında biçimsel bir yasaya tabi olmakla ilgili. Benim bütün bu alemde varoluşum itibariyle sahip olduğum tüm düsturlar içerikli. Ben ne yaparsam yapayım, nasıl çatlayayım, patlayayım filan tam olarak bütün istememin o biçimsel yasaya tabi olmasını sağlayamıyorum. Ne kadar yakınsasam da öyle söyleyelim, tam olarak ona hiçbir zaman değemiyorum. Bu hakikaten Kant'a göre sonsuz bir süre gerektiren bir ödevle karşı karşıya olduğum anlamına geliyor. Yani ha öyleyse diyorum ben ancak hani bir akıl sahibi varlık olarak ki bunun iki versiyonu var onu daha önce de size söyledim. İnsanlık olarak diyelim. Ancak böyle bir tecrübeye yani böyle bir imtihana gire hani dedi ki mesela hoca sorular çok zor olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Soru çok zor değil, acayip, sonsuz derecede zor. O zaman ben de diyorum ki, ya hocam sorular sonsuz derecede zorsa biz de sonsuz süre istiyoruz. Filan diyorum. Yani bunu düşünmek çok normal yani. Kardeşim soru sonsuz zorsa sonsuz sürede nasıl çözeceksin ya çözemezsin. Ben de sonsuz süre istiyorum diyorsun. Ha, bu daha anlaşılır ve düşünülebilir bir şey. Ama şu daha zor bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ne diyor peki Kant burada bize? Şöyle bir şey diyor. Daha önce teorik aklın faaliyeti içerisinde kalkıp da doğanın nedenidir değil mi? Tanrı filan gibi şeyler söyleyemiyorduk. Böyle bir şeyleri söylemek hakikaten böyle bir ispat vermek zaten mümkün değildi falan. Şimdi diyor ki ben bunu gene bilgisayar oyunları üzerinden anlatıyorum. Daha anlaşılır oluyor. Diyelim ki bir tane bir bilgisayar oyunu var. Ha, bunda kodları modları yazılmış. Onun içerisinde neler olup bitti hep o kodlara bağlı, yazılımlara bağlı yani. Hani orada mesela birisi alıp bunu buradan buraya koyacaksa hani bunun ne olduğu, benim ne olduğum, bunu buraya koymamın nasıl olduğunu hepsi kodlarca yazılır. Oyunun belli bir aşamasındaki parametreler neyse bir sonraki aşamasında da bu oluyor. Yani her şey deterministik bir oyun şeklinde tasarlanmış. Heyhat. Oyunun içerisinde bir karakter var. Bu karakter kendisinin farkında ve özgür nedenselliğe sahip oldu. Sen ne diyorsun hemşerim ya? Nasıl oyun bu işte? Cenab-ı Hak bak nasıl oyunlar tasarlıyor gibi oluyor. Öyle bir oyun tasarlamış ki bu oyunun içerisinde bütün bu kodlar modlar da var ama sen özgür bir neden olarak abi kod bunu gerektiriyor. Bana ne ya? Böyle yapabiliyorsun tamam mı? Kant'ın dediği şey şu. Aslında biz her zaman, işte defense demek o demek, biliriz demiyoruz bakın. Her zaman o özgür nedenselliğe sahip olan vatandaş kalkıp da ben bunu buraya koymuyorum da buraya koyuyorum, yani kendi istemimi böyle belirliyorum dediği anda o öyle bir üst program ki Tanrı bu koda müdahale ediyor ve kod çökmeksizin bunun bu şekilde olup oyunun devam etmesini sağlıyor. Bu diyor düşünülebilir. Tanrı bu demek işte Kant'a göre. Tanrı'ya başvurmadan, müracaat etmeden şu durumu açıklayabilmemiz imkanı. Kant'a göre yok. İşte o yüzden bakın çok ilginç bu kadar işte uğunmasının nedeni de mesela diyor ki işte diyor bakın diyor ben burada diyor aslında bir neden kavramından filan da aslında söz etmiş oluyorum yani hakikaten bir neden devreye giriyor ve bunu yapıyor gibi bir şey de söylemiş oluyorum. Benim bu problemi çözebilmek için diyor böyle bir postülaya işte ihtiyacım var. Pratik akıl böyle bir postülaya ihtiyaç duyuyor diyor. Ve o yüzden diyor saf akıl kendi ahlak tecrübesinin tamamlanması için Tanrı'ya inanmak zorundadır. Ya çok enteresan bir şey.
Tanrı'ya inanmaksızın ahlak tecrübesinin tamamlanmasından söz edemezsiniz diyor. Ne kadar ilginç bir şey. Ya bir dakika diyorsun, peki gerçekten nasıl oluyor? Teorik olarak bilemezsin. Teorik olarak nasıl oluyor bu iş burada diye düşündüğünde ne Tanrı'nın kendindeliğini ne onun işte efendim ispatlarını filan verebilirsin. Ne onun doğayla ilişkisi içerisinde nasıl Lot'ta bunu yapabildiğini filan. Bununla ilgili düşünmek istediğinde tamamen şayına kapılıyorsun. Yanılsamalarla ve çelişkilerle her şey nihayetleniyor. Ahlak tecrübesinin içinden hareket ettiğinde ya ahlak tecrübesi gibi bir şey varsa bu erdemle mutluluk arasında sentetik bir birlik bilmem ne filan varsa işte bütün bu anlattığı şeyler itibariyle bu ikisinin sentezlenebilmesinin ve iyinin bu alemde bu anlamda benim faaliyetim işte özgür nedenselliğim üzerinden vücuda gelebilmesi, var olabilmesi için bu iki postülaya yani zaten özgürlükten daha önce bahsetmiştik ahlak esasıyla ilişkisi içerisinde onun statüsü ayrı daha sağlam ki onun bunlara ihtiyacı yok. Söz konusu bu iyinin ortaya çıkabilmesinde bu iki postülaya işte bunları teorik akılla ispatını veremeyeceğim. Yani mesela kalkıp şunu yapamıyorsunuz ondan sonra bu savunmayı verdi adam. Bu dedi düşündebilir ve burada hiçbir çelişki yoktur. O yüzden her akıl sahibi insan aslında rasyonel bir imanla Tanrı'ya inanmak durumundadır diyor. Adamın söylediği şey bu. Aslında. Ahlak tecrübesinden başka türlü diyor sizlerin imkanı yok. Ha peki ya bir de bunun bir ötesine geçelim şu postüleyi bir anlat. Aynı bak nedir postüle? Yani geometri filan örneklerine de geri dönelim. Hani aksiyon bir anlamda da hani aksiyon postüle ayrımını hep yaparız biliyorsunuz. Aslında aksiyonlar bütün bilimlere aittir. Postüle belirli bir bilime ait olan mütearifedir gibi düşünün. Değil mi? Kendisi dizge içerisinde ispatı verilemeyendir zaten. Onu zaten sen öyle kabul ettiğin için. Adı postüla ya post vaaz ediyorsun. Vaaz edilmiş olandır. Yani onu vaaz etmeden bir şey zaten ortaya çıkamıyor. O yüzden kalkıp ortaya çıkanlar cinsinden de zaten ispatını veremiyorsun. Aynı şey Tanrı ve ruhun ölümsüzlüğü için de geçerli. Onlar postüle olmak durumundadırlar ve teorik olarak ispatları verilemez. Ama onlar olmaksızın ha düşünebiliyorsa siz de düşünün tabii var mıdır bunun bir yöntemi diye. Bu problemi böyle bir postüleye başvurmaksızın çözmek mümkün müdür? Şu bilgisayar oyunu analojisini düşünün. Değil mi? Yani o yüzden diyorum işte kendisinin kullandığı tabir de üst neden. O yüzden diyorum üst program gibi bir şey o. Anladınız mı? Yani kodun kendisinde mevcut değil. Kodun kendisinin zorunluluklarıyla da bağlı değil. Ama öbür kodun üzerinde müdahil olabiliyor. Böyle bir program işte üst neden olarak Tanrı postülası olmaksızın erdemli olanın eyleminin bu alemde mutlulukla nihayetleneceği düşünülemez çelişkiye düşmeksizin. Hah işte Almanya'da zevklerimi söylediğim şeye de tekrar geri dönebilirim. İşte adamlar da demişler ki ya acaba düşünebilir miyiz? Neyi düşünebilir miyiz? Bakın dikkat edin. Bu programların hakikaten birbiriyle ilişkisi içerisinde nasıl işlediği ve burada nasıl sonuçlara yol açtığını teorik olarak düşünebilir miyiz? Bu bir başka açıdan da hani daha önce de size ifade etmeye çalıştım bunu. Tarihin nasıl bir seyir izlediğinin düşünülebilmesi anlamına geliyor. Süremiz ne kadar var? Yarım saatimiz var değil mi de? Tamam. Şimdi süre müsaitse bir soru sorayım. Tabii tabii. Süremiz müsait. Hocam diyelim ki üst bir nedene müracaat etmeksizin mekanik nedenselliğin dışında özgür irade olarak onu şöyle değil de böyle eğiliyor olmanın imkanını insan olma yani akıl diyeceğim ama yani ne kadar doğru. İnsan olma anlamında da insanı kılan o şeye müracaat etmek suretiyle izah ettiğimizde ne sakıncalar olur kalmışsın? Şimdi yani bu bakın bunların hepsi aslında bir başka açıdan da buraya kadar gelirken konuşuldu ve aslında bertaraf edildi bakın. Kant evet. Onları boş yere konuşmadı. Ben size onu geçen hangi hafta anlattığımı unuttum ama yani herhalde bir önceki ders olabilir ya da ondan iki önceki ders olabilir. Bakın ben dedim ki Kant burada çok enteresan hiç top girmesi beklenmeyen bir topa giriyor dedim değil mi? Hani yaratılışla ilgili konuşuyor dedim. Değil mi? Orada neyi tartışıyor adam? Diyor ki arkadaşlar diyor
Bazıları diyor bu mekanik nedensellikle aslında özgürlüğü bir araya getirmeyi teorik düzeyde deniyorlar diyor. Sizin sorduğunuz soru bu. Bakın. Ama diyor bunun diyor bir tane çözümü var. Aslında iki tane var da bir tanesi daha Spinozacı, bir tanesi daha şey yaratılışçı. Spinozacınınki daha avantajlı hatta falan değil mi? Aynı şey. Nedir o? Özgürlükle mekanik nedensellik bir araya gelebilirler. Sadece Tanrı özgür olur ama diyor orada. Başka hiç kimse özgür olamaz. Biz diyor oyunun içindeki, o yüzden oyun şeyini anlatıyorum size. Yani oyunu bir kuran da varsa sen onun bilgisine sahip olmadığın için. Zaten bu ancak böyle mümkün, bunu böyle söylemek. Oyun nasıl, yani sen kalkıp hakikaten oyunu kuranı ve nasıl kurduğunu ve nasıl işlettiğini biliyorsan bu tartışma anlamsız. Hiçbir anlamı yok. Ha bilmiyorsan o zaman şunun da farkındasın ahlak yasası üzerine. İmtihan, bak güzel midir? İmtihan başka türlü anlamda olamaz kardeşim. Hani bir imtihandaysak, hani dini anlamda da söylüyorum bunu, ahlaki anlamda. Bir imtihandaysak bu ancak Tanrı'nın aslında burayı nasıl kurduğunu ve senin eyleminin sonucunu burada nasıl ortaya çıkardığını bilmiyorsan aslında mümkündür Kant'a göre. Sen sadece özgür olduğunu bilirsin ve Tanrı'nın hani iyilik yap denize at, balık bilmez Halik bilir gibi, yani iyilik yap fenomenal dünyaya at, Halik onu yerine ulaştırır diye inanmazsan İmtihana girmenin bir anlamı yok. Hı? Evet. Şimdi bu öncelik meselesini dolayısıyla konuştuk. Bunu geçebiliriz. Önceliği bayağı anlattım işte. Ne anlamda öncelik? Anladınız diye umuyoruz. Ruhun ölümsüzlüğünü de konuştuk. Yani madem benim bu şekilde bir şeyim var, niyetlerimin ahlak yasa tam olarak uygunluğu, yani bu anlamda bir kutsallık içeren bir şey bu, tam olarak uygun olması. Birader bu, yani bir sonluğu için ve ampirik bir içeriğe sahip maksimler olan birisi için mümkün değil. Sonsuz bir böyle bir çaba, sonsuza dek giden bir ilerleme gerektirir diyor. O zaman işte ben bir şekilde buna göre diyor, en yüksek iyi pratik olarak ancak ruhun ölümsüzlüğü varsayımıyla olanaklıdır. Dolayısıyla bu da ahlak yasasına ayrılmaz bir biçimde bağlı bir şey olarak saf pratik aklın bir koyutudur, postülasıdır. Bundan anladığım ise teorik bir önerme, bakın Kübra'nın teorik bir önerme, bakın bu postüla teorik bir önerme, şey değil. Ama a priori koşulsuz olarak geçerli olan pratik bir yasaya ayrılmazcasına bağlı olduğundan, yani ahlak yasasına bağlı olduğundan, teorik bir önerme olarak kanıtlanamaz olan bir önermedir. Teoriktir içeriği itibariyle, nazaridir. Teorik akıl bu kadar metafizik yapsın diyor yani Kant. İşte tam da metafizik sonucunda ortaya çıkan şey... Bu kadar metafizik yapabilir. Buna izin var. Pratik aklın güdümünde ve onun genişlemesinin anlamlandırılabilmesi için. Metafizik yaptığı anda teorik akıl çok iyi bir hizmetçidir. Nesnesini de düşünür, postülleri de ortaya koyar, çelişkiye düşmeden bu işin nasıl inşa edildiğini de söyler. Bu kadar metafizik meşhurdur Kant'a. Mesela teorik aklın sonucunda ortaya çıkan o durum var ya, yani o ulaştığınız netice, teorilerin sonucunda işte filozofta ortaya çıkan hal diyor artık, neyse yani. Ama bak bu herhangi bir akıl sahibi varlık için, herhangi bir akıl sahibi, yani gayet kavramsal düzeyde konuşulabilecek ve anlaşılabilecek bir şey Kant'a göre. Defense derken, savunma derken onu kastediyorum. Yani bu savunma herkese, her akıl sahibi varlığa karşı yapılıyor. Diyor ki siz ahlak tecrübenizin anlamlandırılması ile ilgili bir ihtiyaca sahipsiniz. Ben anlıyorum bunu. Yani işte bu postülalar itibariyle bunu düşünmekte hiçbir çelişki ortaya çıkmıyor. İğnenin ortaya çıkışını içiniz rahat edebilir diyor. Bunun için filozof olmanıza falan gerek yok. Gidin ödevinizi yapın diyor rahat rahat. Bozmayın moralinizi diyor. Hani hep derler ya, yani Kant Hristiyanlığın özü olan umudu getirip ahlak felsefesinin merkezine yerleştirdi diye, bu o demek işte. Ne umabilirim sorusunun cevabını bize vermiş oluyor. Siz yani hakikaten bu dünyada iyinin ortaya çıkacağını, hatta sizin de hani bu ödev itibariyle sonsuz bir varlığınız aslında olabileceğine dair bir inanca sahip olabilirsiniz. Umabilirsiniz yani. Ummanızda hiçbir çelişki yok. Evet. Sonrasında da şöyle güzel bir cümle de kurmuş. Doğal yapımızın diyor ahlaksal belirlenimini dile getiren önerme. Yani ahlak yasasına tam bir uygunluğa ancak sonsuza dek giden bir ilerlemeyle ulaşabileceğimiz
Yalnızca teorik aklın güçsüzlüğünü şimdi tamamlama açısından değil. Yani teorik akıl bu işleri bilemiyor da biz onu tamamlamış oluyoruz. Peki, din açısından da çok yararlı. Bak bu çok güzel. Ha, burada iki tane şeyden bahsediyor. Yani bir tanesi şu. Şimdi deminki sınav sorusuna dönelim. Abi soru çok kazık. Sonsuz yani. Sonsuz zorluklu bir soru var. Tamam mı? Kant'ın düşündüğü şey şu. Eğer ruhun ölümsüzlüğü gibi bir postüle üzerinden kendi tecrübeni düşünmezsen diyorsun ki ya hayatta sonlu, sorularda sonsuz. Aman be abi ne alakalı olacağım yani. Aman sağ koy ver gitsin falan. Kimisinden böyle bir şey düşünmen de mümkün yani. Hakikaten öyle. Gözcüm ucu derken kastettiği şey o. Anlatabiliyor muyum? Aman canım falan gibisinden. Hayır diyor. Yani biz bunu düşünebilmemiz itibarıyla hani işte umut meselesine işte bu da aynı şekilde bağlı. Ha ikincisi nedir? Teozofça hayaller falan diyor. Yani bir şekilde benim sonlu bir hayat içerisinde istememin hani nihayetinde neye kavuşacaksa yani kavuşacağı şeye kavuşması gibi filan mesela. Bir şeylerden de yani kutsallığa benim bu hayatta ereceğim gibi bir şeye de benim kapılmama engel oluyor. Yani hem aman gibi bir şeyden de beni kurtarıyor hem de bu hayatta oturayım uğraşayım da kutsallaşayım kutsal olayım gibi bir çabayla da hayattan kendimi koparmama da engel oluyor. Anladınız mı? Yani ikisi açısından da yani bir bakıma daha ne diyelim ortodoks diyelim yani şey anlamda. Bir din anlayışına çok iyi hizmet edecek bir şeydir bizim söylediğimiz. Sıradan insanın hani ahlaklı olayım, yaşayayım, ödevimi yapayım, umayım ki kurtulurum filan gibi bir şey düşünmesiyle bu postüla diyor son derece uyumludur. Hem ahlaksızlığa hem de bu dünyadan koparak kutsallığa bu dünyada yönelme çabasına insanların girmesine engel olur. İkisinden de sizi kurtarır diyor. Harika ya adamın söylediği aslında. Değil mi? Değil ya ne bileyim ne uğraşacaksın gidip kutsal olayım bu dünyada diye. Sonsuz da ancak olabiliyor. Sen ancak ödevini yap um yani hani ne olacaksa falan nedir yani gibisinden. Peki. Sonra gelelim 5. alt bölüme. Bu sefer Tanrı. Bunu da konuştuk aslında. Daha denecek de bir şey var mı bilmiyorum. Siz okuyunca da anlar mısınız diye de hep düşünüyorum. Anlarsınız yani bir şekilde niye Tanrı'nın işte devreye girdiğini anlıyoruz. Niye onun postüle edildiğini anlıyoruz. Evet. Ahlak yasası diyor işte doğa yasası değildir. O yüzden efendime söyleyeyim 225-226 mesela dünyada en yüksek iyi ancak doğanın ahlaksal niyete uygun bir nedenselliği olan en üst bir nedeni kabul edilirse olanaklıdır. Şimdi yasaların tasarımına göre eylemlerde bulunabilen bir varlık akıl sahibi bir varlıktır. Ve böyle bir varlığın yasaların bu tasarımına göre nedenselliği bu varlığın bir istemesidir. Öyleyse en yüksek iyi için varsayılması gereken doğanın en üst nedeni anlama yetisi ve isteme aracılığıyla doğanın nedeni olan bir varlık yani Tanrı'dır. Yani bunlar hakikaten o kadar Aristoteles'i ve Platon'u çağrıştıran da cümleler ki. Yani Tanrı hem işte arzunun hem bilginin nihai nesnesidir. Hem Platon'da var. Aynı cümle neredeyse. Hem Aristoteles'te var. Aynı şey. Fakat çok farklı bir şekilde söylüyoruz. Farklı bir bağlamda söylüyoruz. Sonuç olarak en yüksek üretilmiş iyinin en iyi dünyasının yani yaratılmıştır diyoruz. Olanağının postülası koyutu aynı zamanda en yüksek asli bir iyinin gerçekliğinin yani Tanrı'nın varlığının postülasıdır. Yani bunu düşünmeksizin biz bu ahlak tecrübesini düşünemeyiz. En yüksek iyi de biraz atlıyorum ancak Tanrı'nın varoluşu koşuluyla olabildiğinden bunun varsayılması ödevle ayrılmaz bir biçimde bağlıdır. Yani Tanrı'nın varlığını kabul etmek ahlaksal bakımdan zorunludur diyor. Çok enteresan. Ama diyor tabii bu zorunluluk derken ama yanlış anlamayın. Yani. Yine özneldir yani. Yani senin buna nesnelik atletmeye çalışman hiçbir zaman yürümez. Her zaman çayına düşersin, yanılsamaya düşersin. Bu kadardır diyor. Evet. Peki. Hocam. Sonra, efendim. Yani şuradan bir karşı şey çıkarabilir miyim? Nasıl bir şey? Çünkü bütün her şey bizim her birimizin doğasında a priori bir normatiflik bulunduğundan hareket ediyor. Doğru. Aslında. Biz kaçınılmaz bir gereklilik evet. Hissi duyuyoruz. Her doğru. Şey buradan başlıyor. Doğru. Bunu reddederek... Öyle bir şey yok. Bunu nereden çıkardın? Diyerek bütün bu düşünme silsilesini
boşa çıkarsak yani evet. Dolayısıyla pratik aklımızın böyle bir gerekliliği yok. Cevap bulacağı bir soru yok. Yani şöyle de söyleyebiliriz. Yani bunu çok farklı şekillerde ele alabiliriz tabii de. Mesela özellikle ben tartışmayı birazdan getireceği bir yer açısından da bunu konuşabileceğimizi düşünüyorum. Şu, o da şu. Hani böyle bir normatifliğin sayesinde ancak Kant'a göre, yani bunu en başa koyarak, yani dinlerin, yani bu semavi dinlerden bahsediyorum, söyledikleri şekliyle tam belirlenmiş bir tanrı kavramına ulaşılabileceğini düşünüyor Kant. Yani hakikaten bu çok enteresan bir düşünüş tarzı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Asıl diyor karışıklık şuradan çıktı. Millet teorik konuları tartışırken aslında diyor bir tanrı fikrine de ihtiyaç duymaz yani. Yaratıcı tanrı gibi bir fikre ihtiyaç duymaz. Aristoteles'te filan mesela yaratıcı tanrı manrı filan diye bir şey yok. Yani tanrı var da işte ilk hareket ettirici olarak var falan filan. Ondan öncekiler de öyleydi diyor. Hatta Anaksagoras'a örnek vermiş. Ha bizim Aristoteles dersinden de bunları konuşuyoruz ama olsun. Yani değişik bir şekilde burada da konuşuyoruz. O diyor bir tek nousu ve tanrının, yani nousu bir tanrısal bir ilke gibi, yani nousu üzerinden, akıl üzerinden bir teoloji fikri bir tek Anaksagoras'ta ortaya çıktı diyor. Şimdi geri geliyoruz. Bu meseleyi de diyor aslında karıştıran Platon'du diyor. Yani Platon bizim başımıza bu işi açtı diyor. Ne anlamda açtı? Yani bir şekilde söz konusu o akılla ya da akılın yoluyla bilinebilenle, teorik anlamda bilinebilenle diyelim, iyi diyor birbirine kattı diyor, karıştırdı diyor yani. Oysa diyor sadece ahlak tecrübesi ve iyi üzerinden aslında Tanrı düşünülebilir ve Tanrı'nın o tam belirlenmiş kavramı oradan çıkabilir. Bunun için hiçbir teorik tartışmaya falan filan da aslında ihtiyaç yoktur diyor aslında. Demek istediğim şey şu. Bu tip bir insanın kendi aklına gömülü bir normatiflikten bağımsız olarak, yani bunu iptal ederek bir şekilde, hani şimdi bunu söyleyeceğim bu sefer yanlış anlayacaksınız da insan aklı, pratik ya da teorik aklının sınırları içerisinde herhangi bir şekilde bir tanrı kavramına ulaşabilme imkanını da ortadan kaldırırsınız diyor. Yani hani demek istediğim şu. Anladınız mı ne demek istediğim? Yani yani mesela biz çoğunlukla Kant'ı eleştirirken, yani bir şekilde demin işte söyledim İslam'la ilgili, Muhammed'le ilgili de eleştirisi falan var. Böyle bir eleştiri, bunu niye karıştırıyorsun falan gibi eleştiriler getirdiğinde, hani biz refleks olarak da semavi dinlerde kendisini de savunuyor. Diyor ki ya kardeşim nereden çıkarıyorsun bunları filan işte de diyebiliyoruz yani bir şekilde. Aslında söz konusu normlar diyelim. Ancak Tanrı tarafından konulabilir. Yani insanın kendi aklına gömülü bir normatiflikten çıkmaz. Aslında bir anlamda da dışsaldır filan gibisinden. Kant'ın söylemek istediği şey biraz şöyle bir şey. Yani bunu da söyleyemezsiniz de değil, söyleyebilirsiniz. Yani böyle bir normatiflik de yok arkadaş. İsa aklından gelen. Bundan vazgeçtiğiniz anda zaten diyor bakın teorik aklın sınırları içerisinde Tanrı'nın bir tam belirlenmiş kavramına ulaşabilmek mümkün değil. Bundan da vazgeçtiğiniz anlamda topyekün bu anlamda dinlerde sözünü ettiğiniz Tanrı kavramından da vazgeçmek zorunda kalırsınız. Yani beni eleştiriyorsanız neyi eleştirdiğinize dikkat edin. Yani kendi ayağınızın altındaki halı da çekilebilir diyor. Bilmiyorum aklı mıdır? Acaba bir gün size ben kendi fikirlerimi de anlatsam mı onu da bilmiyorum şimdi. Düşündüm de vazgeçtim yani. Çünkü onlar da yani daha farklı bir eleştiri de istiyorsunuz biliyorum ama. Ama şimdi bir dakika. Kant okuması yapıyorsak Kant'a sadık kalacağız arkadaş değil mi? Ben hep yani Kant'ı anlatıyorsam Kant, Aristoteles'i anlatıyorsam Aristoteles. Onu savunuyorum biliyorsunuz. Şu anda da Kant'ı savunuyorum. Var mı başka? Siz başka bir şey diyecek miydiniz bu arada? Ben şeyi anlamak istedim sadece. Bu böyle ampirik bir genelleme mi bizim hepimizde böyle bir ahlak kesmesi? Ya şöyle söyleyelim yani kendisinin ısrarı tabii ki bir olgu olduğu konusunda. Yani bir olgu olduğu konusunda.
aklında. Yani ahlak yasası diyor. Yani bizim aslında kendi aklımızın faaliyeti içerisinde karşı karşıya kaldığımız bir olgudur, faktumdur diyor. Yani bu böyle inkar edilebilir filan bir şey değildir. Yani ben bunu hani bir kurgu filan gibi bir şey değildir. Yani hani diyor, ben size şey örnekleri de anlattım ya. Yani ben işte dişimi fırçalamadan yatınca böyle rahatsız oluyor filan yerleri var demiştim ya. Onun gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani ben hani bir şekilde söz konusu bu maksimlerimi belirleyen o biçim, hani o biçimi sağlayan olarak söz konusu maksimler ortaya çıkıyor. O biçimsellik olmaksızın bir hani istemeye sahip değilim. Yani istememi her zaman belirleyen böyle bir şey var. Yani isteme şöyle bir şey değil yani. İsteme bu anlamda maksimler ya da düsturlar olmaksızın işleyen bir şey değil. Dolaysızca nesnesine yönelen bir şey değil. Her zaman, ha bu da neyle ilgili? Onu da söylüyor Kant. Yarar fikriyle ilgili. Yani yarar fikri o maksim fikrinin zemininde yer alıyor. Soru şöyle bir soruya dönüşüyor. Bu yarar fikrini de o maksimleri de ortaya çıkaran biçimin kendisi ne menen bir şey ve nasıl formüle edilebilir? Kendisi onu da konuşuyor. Bu biçime uygun olmak ne anlama gelir? İşte kendi yararını bu biçimsel yasada görmek ne anlama gelir? Tabi orada da konu şeye geliyor. Yani akıl sahibi varlık olmak. Bakın pratik aklın teorik akla önceliği de bu anlama geliyor bence. Yani sen teorik aklını hani bir bakıma hani tecrübe edinirken zaten o kendisi işliyor da hani kullanarak bilimler milimler falan filan yapmasan da yani bilimleri milimleri geliştirmesen de kalkıp efendime söyleyeyim nasıl teorik fizik evrensel bir takım sentetik a priori yasalara sahiptir onu filan bulmasan da pratik aklın faaliyeti itibarıyla akıl sahibi bir varlıksın ve şanslısın ve değerlisin yani. Ancak da o faaliyetin itibariyle varsın ve değerlisin ayrıca. Şimdi bakın geri dönüp şunu da düşünebiliriz. Hani bu eylem, edim filan gibi bunları konuşuyoruz da daha iyi hissetmemiz lazım. Yahu ben ampirik tecrübemde kendimin farkına vardığım şekliyle ve icra ettiğim pek çok edimim, fiilim itibarıyla insan değilim. Yani ne anlayacaksınız ki? Yani beni burada oturuyor olmak, hatta bu sesleri çıkarıyor olmak, neyse ne, yemek yiyor olmak bilmem ne. Bunların hiçbirisi kendim kılmıyor. Bakın dikkat edin. Asıl bütün arayışımız neyle ilgili? Ben hangi fiilde bulunursam, hangi eylemde bulunursam o eylem içerisinde kendim olurum. Değil mi? Bir şekilde. Bütün fikriyatın aslında işte değil mi Aristoteles'e Platon'a kadar da bunu geri getirebiliriz. Söylemeye çalıştığı şey ne? İşte tanım o yüzden ortaya çıkmış. Aklımı kullandığım bir fiilim varsa ben o fiilde ve o fiili gerçekleştirdiğim ölçüde kendim olurum. Şimdi söz konusu bu fiil de aslında Kant'a göre teorik fiil değil. Yani ben teorik anlamda aklımı işlettiğim, onun üzerinden bir tecrübeye sahip olduğum ya da onu kullanarak matematik, fizik yaptığımda da insan olmuyorum. Bu çok mühim bir şey yani. Hangi eylemimde insan oluyorum? İşte bu pratik, yani istememin bu tip bir yasayla belirlendiği bir fiilim var. O fiil itibariyle ve o fiil üzerinden bir şahıs oluyorum, değerli oluyorum, insan oluyorum. Başka hiçbir fiilimde yok. Yani ben hani demin ki o robot ya da makine örneğini verdim. Çok zeki olabilirim, kalkabilirim. İşte dünyada hiç kimsenin veremediği bir matematiksel ispatı falan filan da yapabilirim. Hiçbir zaman kalkıp bakın Kant'a göre o ispatı yapan benim ve bu ispatı yapan olarak ben kendimi var kıldım diyemem. Bu ne kadar acayip bir şey. Anlıyor musunuz? Ne zaman peki insan oluyorum, kendim oluyorum, şahıs oluyorum? Tek bir tecrübem var. Başka hiçbir tecrübem yok. Ha, onu söyleyecektim. Ya niye? Niye teorik aklın faaliyeti içerisinde biz insan olmayalım ki gibisinden de düşünebiliyoruz. Orada da mevzu şuna geliyor, dayanıyor. İşte kalkıp o teorik faaliyeti gerçekleştiren olarak hani ben kendimi kendiliğinden hareketli bir varlık olarak o teorik faaliyette bulunan olarak doğanın bir parçası olarak düşünemiyorum. Çünkü mekanik fizik var. Yani bakın bütün bu hep arka planda işleri ne kadar zorlarsak zorlayalım. Kant'ın bu kadar bu konuda direnç göstermesinin nedeni o.
Varsayalım ki dediğiniz gibi olsun, o pratik aklın faaliyeti ve istemeyi belirleyen böyle bir biçimsel yasa olmasın. Ben onun üzerinden kendim olmayayım, insan olmayayım da teorik faaliyetim üzerinden insan olayım. Ne demek teorik faaliyetim üzerinden insan olayım? Ben kendim düşünüyorum. Kendiliğimden harekete geçerek düşünüyorum. O düşüncemin sonuçları da benim işte eylemlerimin nedeni haline geliyor. Vesaire ve ben bu sayede de işte burada yoluma devam ediyorum. Teorik aklın faaliyetinin kendiliğinden nedenselliğine sahip olan bir doğal varlığın doğada bulunması halinde mekanik fizik çöküyor. Böyle sureti olan, ruhu olan ve onun teorik olarak kendiliğinden işleyen bir yanı olan bir ruhu, sureti olan bir varlığa mekanik fiziğin alanında izin yok. Daha nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Yani ne yapmaya çalışıyor adam? İşte bunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki kardeşim öyle bir faaliyete bir zamanlar insanlar, Aristoteles şu bu gibi adamlar ve ondan sonra gelen bir sürü insanlar inanmışlardı. Ama onların doğa anlayışıyla o düşünüş biçimi uyumluydu. Böyle bir doğa yok. Olsa dükkan senin. O yüzden diyorum yani Kant'ı eleştirip hani bu da olmaz falan dediğin anda geri döneceğin bir doğa yok. Eski güzel günlere döneyim de teorik faaliyetim üzerinden kendimi var kıldığım eylemlerim olsun da ben kendim olayım diyemiyorsun. Aynı problemle karşılaşıyorsun. İşte mesela niye bugünkü fizik epifenomenalist diyoruz? Şunu düşünebiliyorsun. Mekanik alanda olan şeylerin farkındalığını, nazari olanı, ortaya çıkan temsilleri, onların ilişkilerini, hatta muhakeme faaliyeti bile yapıyorsan hepsini belirleyebileceğini, yani doğal olandan temsili, bilinçle ilgili, akılla ilgili olan nedenselliği düşünmekte hiçbir mahsur yok. Tersini düşünmek istediğinde fizik yasaları buna izin vermiyor. Fizik yasalarının mekaniğin bir mekanikliği hakikaten, kendiliğinden olmazlığı, kapalılığı, korunum yasaları, şunlar bunlar var, buna izin vermiyor. Doğa fikri bu şekilde dönüştüğü için, yani kendiliğinden hareketli cevherlerden oluşan bir doğa fikrimiz olmadığı için artık, sadece ve sadece mekanik nedenselliğe göre devinen bir doğa fikrimiz olduğu için, yasaya tabi olan olarak doğa fikrimiz olduğu için, böyle bir doğa içerisinde insanın hangi fiili içerisinde kendisi olduğu fikrine Kant'a göre başka bir çözüm getirilemez. Başka bir çözüm yok. Benim Kant'ın pratik aklına içerisinde hep anlamadığım nokta şu oluyor. Şimdi oyundan daha farklı bir yerdeyiz tabii ki. O kadar küçük bölgeye indirgeyemiyorum ben. Bu teori faaliyeti, işte teknolojik gelişmelerle birlikte artık ayıka çıkaran bir varlık olarak insan grubu olsun, hani bir devlet olabilir, üretim yapan, teknolojik üretim yapan bir şirket olabilir. Artık yıkıcı bir faaliyete geçebilir. Yani tüm dünyayı belli güçlerle yok etmeye kalksa, ben ahlaklı bir insan olarak, umam bir insan olarak şunu olmayacak mıyım? Tanrı helak etsin. Dolayısıyla numenan, hani numen olan bir şey, Tanrı gibi bir şey, fenomenler alanına müdahale etmesini isteyeceğim ben. Yani umut etmeyi, evet iyi, yaşatıcı olarak düşündüğümüzde bu sistemi çok güzel işliyor bence. Yaşatıcı olan şeyler, insanlar yaşatıcı olan şeyler yapsın. Ama yine aynı insan, körlük faaliyeti olan bu insan, yıkıcı şeyler de yapabilir. Yıkıcı şeyler yaptığımda bu sefer ben iyi bir şey ummaktan ziyade bu dünyaya müdahale etmesini umabilirim. Bunu nasıl açıklayacağız? Ummayacak mıyım? Tanrı'nın mı? Evet. Tanrı var mı? İşte yani varsa eğer umacağım hani bu felaketi durdurması, dolayısıyla bu dünya müdahale etmesin diye. Şöyle söyleyeyim ben, sen Kant buna ne derdi diye ben kendim beraber size dua da edebiliriz de. Yani Kant ne derdi diye bunu düşünelim. Tam aslında Kant'ın enteresan bir şekilde söylediği şey şu. Hani bu şeylerde olur ya, tam böyle birileri sarılmıştır ve yok edilmek üzeredir, böyle borazanlar öttürerek bir şey kurtarıcılar grubu filan gelir. Kant'a göre
Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şeyin beklentisi hiçbir şekilde rasyonel değil yani. İşte sorun şu. Böyle bir şey yok. Kıyamet fikri de, Kant'ta buralarda yazmıyorlar başka bir de. Kıyamet fikri de diyor, teorik bir şeyden çıkmaz. Yani tamamen ahlaki bir şeyden çıkar. Yani ahlaki olarak bir şeylerin hani sizin tasvirinizi ben biraz öyle de anlıyorum. İnsanların işte ödevlerini yerine getirmemeleri falan gibi düşünün ya da bu anlamda işlerin sarpa sarmasının aslında bir kıyamet fikrinin nedeni olduğunu düşünür. Fakat kendisi bir fizikçi ya da bir teorik fizikçi olarak baktığında hani bu ahlaki kurgu içerisindeki bir çöküşün ya da iş görmemenin bir kıyametle sonuçlanması fikriyle, anlatabiliyor muyum? Nazari açıdan hani bunu düzeltebilecek hani bir tanrı fikri Kant'ın düşüncesine hiçbir şekilde bir araya getirilemez. Biz hakikaten bu anlamda bütün bu şeylere rağmen yani ruhun ölümsüzlüğünden ve tanrıdan ne kadar bahsediyorsak edelim bu tecrübenin tamamlayıcı bir anlamda unsurları ve postulları olarak sizin söylediğiniz anlamda tanrıdan bir yardım umamayız. Yani biz burada bir bakıma şeyi de söylüyor Kant. Orada ne kadar haklı bilmiyorum. Aslında diyor ne kadar insan diyor umutsuzluğa kapılırsa kapılsın diyor. İnançsızlık bundan çıkmaz diyor. Bu da enteresan bir cümle yani burada var. İkinci kritiğinde var. Anlatabiliyor muyum? Umutsuzluğa insan kapılıyor mu? Kapılabiliyor. Aynen dediğiniz gibi nelerle filan karşılaşıyoruz. Peki bütün bu fikir içerisinde daha farklı bir hani tanrı fikri de bu çerçeveyle uyumlu hale getirilebilir mi? İşte bu salt aklın sınırları içerisinde dinde hakikaten öyle bir fikir de var. Nasıl bir fikir ama o? Yani bir bakıma bütün bu umma faaliyetim içerisinde ve burada kendi o çabam ve gayretim hani bütün o yel değirmenleriyle de gerekiyorsa mesela mücadelem içerisinde yaptığım şeyleri kendisine arz ettiğim ve benim yaptıklarımı takdir eden bir nazar olarak Tanrı fikrine yer var diyor Kant. Yani Tanrı bu anlamda da var. Yani böyle düşünülebilir, bu şekilde tasarlanabilir. Ama o Tanrı'nın gene hani bir şekilde gelip hani beni kurtarabileceği ya da bir şekilde burayı dönüştürebileceği ya da helak edebileceği yani kıyamet anlamında gibi bir şey hiçbir şekilde bu çerçeve, rasyonel çerçeve içerisinde kendisine yer bulamaz. Maalesef yani öyle. Ama şu da var başka bir açıdan da asıl insanlara da dolayısıyla onu söylüyorum. Sevk etmeye çalıştığı yerde neresi? İnsan diyor toplumsal bir varlık. Hani işte asıl kötülük meselesini çok fazla konuşmuyoruz ama. Yani bu kötülüklerin ortaya çıkışının nedeni de insanlar ve insanlar arası ilişkiler. Yani bu açıdan bakarsak kötülük nedir? Orijinal anlamda işte bir kötülük mötülük yok falan hikayesi, radical evil falan tartışmasının anlamı nedir? İnsan aslında benim burada da anlattığım şekliyle hani böyle bir normatiflik, böyle bir ahlak yasası, böyle bir özgürlük, böyle bir ahlaklılık imkanına sahipken ancak bu düşünülebiliyorken böyle yapmadığında kötülük ortaya çıkar. Yani bu bir hani düşme gibi bir şey hakikaten oradan. Peki söz konusu bu kötülükle uğraşmak, o kötülükle mücadele etmek vesaire nasıl mümkündür? Ancak toplumsal olarak mümkündür. Onu da söylüyorum yani burada bunları o kadar fazla anlatmıyor ama neden Kant'ın ahlakı son derece politik? Yani hakikaten öyle. Niye politik? Çünkü en sonunda lafı getirip söylediği şey şu. Biz diyor hakikaten politik böyle bir toplum içerisinde ahlaki bir toplum oluşturarak, ahlaki bir koalisyon hatta diyor oluşturarak bu kötülükle mücadele etmek zorundayız ve diyor bu sonsuz bir görevdir. Belki Tanrı meselesine burada geldik daha ileriye geçmeyelim istiyorsanız. Yani 5. bölümdeyiz ya da onu sonlandırdığımızı düşünelim. 6'dan sonra devam ederiz. Şöyle söyleyeyim. Ruhun ölümsüzlüğünün de bu anlamda anlamı. Yani ilk başta burada okuduğumuzda ben teorik olarak ruhumun ölümsüz olduğunu ya da ölümden sonra bir hayat olduğunu falan bilebilir miyim? Teorik olarak böyle bir şey bilemem. Ben kendimin cevher olduğunu falan filan da bilemiyorum. Hani belirli bir umutla ve belirli bir inançla yoluma devam ediyorum. Madem ben kendimin birey olarak bakın tekrar söylüyorum. Hani bir şahıs olarak hani doğru. Şahıs olarak bu anlamda böyle bir görevle sonsuzsa devam bir görevle karşı karşıya olduğumu biliyorum ama bir cevher olarak teorik anlamda kalıcı ve sonsuz olabileceğimi bilemiyorum. O zaman ruhun ölümsüzlüğünün yani sizin sorduğunuz soru bağlamında nasıl bir anlamı var dediğimizde tam da işte onu salt aklın sırları içinde dinde aslında Kant söylüyor. Diyor ki aslında diyor
İşte onu da daha önce söylemiş olabilirim. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Yani şu anda belki de insanlık birçok yüzyıldaki durumuna göre daha iyi bir durumda olabilir. Yani bu da hani ahlaklı insanların gayretleriyle hani ona göre olmuş olan bir şey. Hani bütün bu hikayeyi de onun için anlatıyoruz. Yani umabiliriz derken bir bakıma bu dünyada bakın öteki dünyada filan değil ya bu dünyada yani şunu şuradan alıp buraya koyarak ve özgür nedensellikle biz burayı akıl sahibi varlıkların daha fazla ve daha fazla diyelim amaç olarak gözetildiği bir dünya haline getirmek konusunda mesafe alıyoruz diyelim. Ne kadar mesafe alırsanız alın bu hiçbir zaman bitmeyecek bir ödevdir yani. Yani şu anda toplum fena da değiliz. Yani merkezde amaç gibi. Ya kölelik mi kaldı? Yani var biliyorsun daha. Her şey kaldı. Yani neyse ayrı bir şey. Ama hani gibi. Ama ne kadar iyiyse. Hiçbir zaman bu yeterli değildir. Yani bu anlamda bu çabanın bir başka açıdan da sonsuza dek devam ediyor olmasının bir anlamı bireysel olarak benim ruhumun ölümsüz olması değildir. İnsanlık olarak bizim bu meseleyle sonsuza kadar uğraşmak durumunda olmamızdır aslında. Bu anlamda da Kant'ın ahlakı son derece politik yani. Onu da söyleyeyim. Çok özür ki bu yüzden de kendisinin o din fikrini diğer o klasik dinlerle filan da kıyaslıyor. Yeni bir din var diyor artık. Yani rasyonel olarak anlaşıldığı biçimiyle bu dinin telkin ettiği ahlak bu anlamıyla son derece politiktir yani. Yani siz kalkıp böyle bir politik çaba içerisinde girmediğiniz sürece bu yani o koalisyonun bir parçası olarak insanların amaç olarak gözetildiği bir toplumun yaratılması konusunda canla başla çalışmadığınız sürece ahlaklı olamazsınız. Yani yeni din bu Kant'a göre. Din bu yani. Bu arada bir dakika. Şimdi tam süre. 14 saniye var. 10 saniye var. Son seansımızda bu 6. bölümden başlayıp işte o şey yani yetiştiririz artık bence bayağı bir hallettik yani bir ikinci kriti gerçekten yani bayağı ilerlemedik mi arkadaşlar yani anlıyoruz şimdi Kant ediyor sonuç bölümünü de o metot ve sonuç bölümünde okuruz şu anda gene ben 1 dakika süre veriyorum isteyenler arzu edenler çıkabilirler soru sormak isteyenler kalabilirler ilk soruyu da sana sormuş. İyi akşamlar gelin. Benim hakkımda belge vermem gerekiyor. Hayır. Sınava gireceksen veriyorsun. Hayır, ama iyi akşamlar canım. Üçüncü dönem eğer yetersen çeşitli gene formla kayıt olacağız. Tamam. İyi akşamlar gelin arkadaşlar. Evet, son saniyeler. Evet. Buyurunuz. Hocam, sorudan önce bir soru sözünüze bir daha sor. Hocam bir soru var. Şimdi biz eğer Kant'ın temelini aslında Newton fiziğine uygun söylüyorsak... Hep söylüyorum. Mesela bu noktada Heisenberg şey diyor... artık kuantum fiziği ile beraber Kant'ın felsefesi çökmüştür diyor. O halde bizim şu anki bu yani söz bağlamında kuantum fiziğini göz önünde bulundurduğumuzda Kant'ın felsefesini yıkabilir miyiz? Yani bu demek olmuyor mu yani sonuçta eğer böyle bir durum söz konusu değil yani kendi felsefesine... Çok karışık işte ya o konu ya. Çok karışık ya. Hocam bunu bağlamışım. Kuantum mekaniği de mekanik. Hani size şeyi anlattım ya, korespondans ilkesi de var. Yani kuantum sistemleri parçacık sayısı arttığında klasik sistemlere evriliyor ve bayağı deterministik davranış sergiliyorlar. Kant'a göre mevzu zaten ortaya, bu uzay zamanda ortaya çıkanların mekaniği, klasik mekanik. Kendinde olanın diyelim zaten bilgisi diye bir şey yok. O tezahürlerin kaynağında olanla ilgili biz bir matematik yapıyoruz. O matematik, istatistik işte bir olasılıksal bir matematik bize veriyor. Ama hep söylüyorum, Einstein gibi adamlar var, Bohm gibi adamlar var. Bunlar aslında
kuantum mekaniğinin eksik olduğunu ve evreni doğru bir şekilde tasvir etmediğini, işte Tanrı zaratmaz lafı o, Einstein'ın meşhur. Yani bu adamların yaptığı fizik tam değil diyor. Halen bu fizik tamamlanmayı bekliyor diyor. Bu, yani demek istediğim, böyle bir tartışma yürütecek fizikten gelen çok sağlam bir veri de yok yani. Çok, o yüzden çok tartışmalı. Tamam, tam tersini söyleyenler de var. Yani Einstein'ın dediğinin tam tersinde aslında onun yapısı, o göreli yapısı, onun bizatihi zati yapısı olduğunu söyleyenler var. Yani olasılıksal olmasını. Evet. Tabii ortodoks görüş öyle zaten. Yani Einstein muhalif, hiçbir zaman içine sinmemiş. Fakat bugün bizim ortodoks yorum dediğimiz, işte Bohr yorumu dediğimiz yorum, Kopenhag yorumu dediğimiz yorum tamamen öbür türlü düşünüyor. Yani hiçbir şekilde öyle deterministik bir açılımının kuantum mekaniğinin yapılamayacağını düşünüyor. İşte Bell teoremleri var meşhur. O Bell teoremleri deterministik bir şekilde hani düşünülen herhangi bir kuramın kuantum istatistiklerini üretemeyeceğini gösteriyor mesela meşhur. Ama iş karışık derken onu kastediyorum. Yani işte mesela benim hocam Yalçın Koç hocanın 89 ve 91'de yazdığı iki tane makale var. Bell teoremlerinin kuantum mekaniğinin teoremleri olmadığını filan gösteren. Yani genel şu an herhangi bir fizik departmanına gitseniz şu anki kuantum fiziğini ve onun o olasılıksal yapısını gayet destekleyen bir yorumla karşılaşıyorsunuz da iş hakikaten bitmiş midir? Bitmemişse bile o olasılıksallık aslında nasıl anlaşılmalıdır? Sürü sepet tartışma var. Hocam bir de sizin hep bahsettiğiniz bu dijitalleşme üzerinden gelen bir determinizm... Dijitalleşme derken? Yani şöyle, işte bu... Sizin kitabınızda geçiyordu ya hani... Kimdi acaba? Church Turing. Ha, Turing deneyi mesela. Turing deneyi ve sonrasında gelen bu makina, evet. Makinalar üzerinden determinizmin, evet, yeniden güncellenmesi. Yani tabii o da... Ya şöyle, yani mesela bugün... Mesela hani aynı tartışmayı yapacak olsak gerçekten özgür nedensellik var mı yok mu filan tartışmalarını bugün hani Kant gibi bir metafizikçi üzerinden filan da yapmıyoruz. Onu da biliyorum. Mesela nörobilimden hareketle yapabiliriz. Bugün elimizde hani doğru mudur değil midir test edilir. Başka tartışmalar da var. Mesela şöyle deneyler var mesela. Yani ben diyelim ki istedim de şu şişeyi aldım su içtim gibi bir bilince sahibim. Elimi buraya uzatmadan önce benim işte nöral aktivitem içerisinde aslında bu kararın benim bedenimde ve gayet fiziksel olarak yani verildiği, benim ben bunu istiyorum farkındalığına ulaşmadan önce aslında bunun ortaya çıktığının ölçülebileceği, tespit edilebileceğine dair deneyler yapılıyor. Yani deminki epifenomenalizm meselesine gönderme yapmak için vurguluyorum. Yani nazari açıdan baktığımızda, yani insan hani ben istedim, özgür olarak bir şey yaptım, yapmadım mı ne kadar savunabiliriz? Yoksa gerçekten bu mekanik nedensellik içerisinde hani o otomat meselesini falan da konuşmuştuk ya, yani bir şey zaten işliyor da hani ona eşlik eden de galiba ben özgürüm gibi bir bilinç var ama ne kadar mesele aslında savunulabilir? Mesela nörobilim onun çok fazla savunulabilir olmadığını da söylüyor. Bir, mesela böyle bir şey var. Ama mesela bazı kuantum fizikçileri var. Kendilerinin bazı deneyler üzerinden özgür irade teoremi adı verilen bir teorem ispatladıklarını düşünüyorlar. Yani ikisi de var. Karışık derken hakikaten yani bugünkü bilimlere ayağımızı basarak ne kadar bunu tartışırız ben çok emin değilim. Tartışılıyor mu, evet. Yani hakikaten millet de bunu tartışıyor. Ya gerçekten böyle bir özgür nedensellik olabilir mi olamaz mı gibisinden filan bir tartışmalı yapılıyor. Yani kuantum mekaniğine dayalı olarak bu yapılabilir mi diye. O makaleleri yazanların isimlerini, makalelerini falan gönderebilirim size istiyorsanız da, veriyorsanız da. Sonra da teknik ama fiziksel falan şeyler adamların söyledikleri. Tabii bugün başka bir açıdan bakarsak da yani böyle meseleleri tartışırken bu tip deneylerden ya da bu tip teoremlerden bağımsız bunu tartışabilir miyiz, o da çok zor tabii. Çünkü mekanik olan da şu an eski mekanik değil. Nasıl? Hani Kant'ın üzerinde durduğu... Tabii çok değişmiş vaziyette, evet. Yani orada dolayısıyla yani karışık derken... O tarzın içinden bir çıkmış falan değiliz yani. Gerçekten orada bir netliğe kavuşmuş değiliz. Yani ister kuantum mekaniği tam mıdır olsun, işte nörobilimdeki o deneyler aslında neyi göstermiş oluyor olsun,
Ya da gerçekten özgür irade teoremi gibi kuantum mekaniğindeki bir teorem o. Böyle bir teorem hakikaten ispatlanabilir mi ve bu ne demek filan olsun. Bunların hiçbirisinin böyle şöyle değil, kalk çapında bir filozof gibi birisinin böyle ele alıp bunları şöyle yerleştirmesi lazım ki ya biz de evet ya anladık falan ama böyle biri yok. Şu anda yok yani. Bir şey evet. Yok. Tabii. Bitti miydi sizin bilmiyorum. Yani ya. Evet. Bazı yani bitmesi. Tabii ben fark etmez. Hocam hani özgür yani mekanik doğa içerisinde özgür bir içerisinde evet. Ve ondan bir parça olarak. Evet. Ve aynı zamanda özgür bir neden olarak eyleyebilmek üst bir nedenin evet. Müracaat etmeyi zorunlu kılmak durumunda yani kan söz konusu. Kan da öyle düşünüyor. Evet. Evet. Şimdi evet. Bunu düşünüyorum. Hani hep öyle bir eleştiri söz konusu ya kanla ilgili olunca Tanrı'nın araçsallaştırılması gibi bir evet. Şey. Ya bunu düşünüyorum şimdi bu söylediğiniz bağlamda. Bu bir Tanrı dediğiniz şeyin araçsallaştırılmasından daha ziyade insanın insan olabilme ilkanını kurucu ilkesi gibi görünüyor. Yani o şeyi mümkün evet. Kılan ilke gibi. Bu anlamıyla aslında bir nevi böyle bizim faid ilke dediğimiz ya da işte benim insan olmam garantörüm gibi bir noktaya daha başka bir noktaya çıkmıyor hocam. Bu şey iyi mi kötü mü? Yani bilemiyorum. iyi mi kötü mü? Hani diğer klasik felsefede biz böyle sınırları biraz zorlayacak olsak mesela varsayalım ki biz Tanrı idesine idrak eden bir noktada değiliz. Farklı bir noktaya mı gelecek Tanrı? Yani tamam kendinde o bit var. Mesela yani şöyle söyleyeyim. Yani bir kere yani Kant'a göre böyle bir bizim hakikaten bir görü anlamında. Yani dolayısıyla bir bilme evet. Anlamında. Bir Tanrı'yı bilmemiz falan gibi zaten bir şey söz konusu değil. Yani Kant orada hiçbir şekilde böyle bir bilginin yani ne olursa olsun öne sürülemeyeceğini evet. Zaten düşünüyor. Şunu ama tabii biz ahlak felsefesinde hani daha önce de konuşmuştuk. Benim dolayısızca iyi görebilmem ve bilebilmem mümkün müdür gibi bir şey de soruyor. Ama şunu da söylüyor. Diyelim ki diyor benim hakikaten Tanrı ile ilgili ya da iyi ile ilgili gerçekten böyle bir bilgi ve görüm olsun. O zaman ne olurdu? Yani burada da tartışmış onu. Yani böyle bir bilginin imkanı olsaydı ne olurdu? Özgürlük. Ha, ne olurdu? Hatta yani hani onu önümüzdeki hafta da okuyacağız da. Şöyle söyleyeyim size. Çok ilginç bir ifade kullanıyor da onu size okumam lazım. Olayı nasıl gördüğünü size anlatmak için. Ay ay. Da almıştım da. Evet. Yani hocam sizce insanın insan olma imkanını garantör olarak tarihe gitme fikrinizde evet. Nasıl bir sakınca? Yok onunla ilgili bir sakınca yok. Yani ben devam etsek mesela Kant aslında hani bu meşhur Platon'un pay alma meselesi vardır ya. Yani aslında o bir bakıma da varlıktan pay almadır ve varlık kazanmadır. Öyle de düşünebiliriz. Evet, evet. Teorik olarak Platon da mesela işte Parmenides diyaloğunu hep konuşuyoruz. Bu bağıntının teorik olarak açılamayacağını ve bunun ancak pratik bir faaliyet içerisinde evet. Mümkün olabileceğini düşünüyor. Kant bundan farklı düşünmüyor. Evet, onu anlamaya çalışıyor. Tabii yani aslında. Ahlak tecrübesi açısından Tanrı ya da Tanrı'nın o işte ne bileyim vaat ettiklerine kavuşma gibisinden diyelim. Şeyler ya da benim bu sonsuza giden o görev içerisinde buna yakınsamam ya da yaklaşmam teorik aklın içerisinde düşünülen pay almanın Kant'a göre yerini alıyor. Yani evet. O anlamda o kadar şey yapıyor. Diğer taraftan evet. Hocam özür dilerim. Tabii. Yani biz matematik
nesnenin varlık alanını ya da işte bildiği evet. fiziki varlık alanını bildiğimizde yetkinleşme iddiasında bulunuyoruz ki klasik felsefede. Tabii yani ki. İlkiyi bilme imkanımızı tabii kurdukları için tabiat ya da evet matematik varlıkları Kant'a göre bu zaten yanlış bir şeydi. Bu yanlış. Zaten o bilinemezdi. Millet onu karıştırdı diyor yani. Evet. Ama diğer taraftan biz bu bilme etkinliğini her zaman ahlak, yani iradi fiiller eşlik ediyor ki tamam orada mutlak yemin kendinde bir varlığı benim onu bilebileceğim gibi hani çok temel şeyler bir tarafa. Ama orada da aslında kişi olma yani mesela matematik varlıkları, matematiksel varlık alanı şunu bunu bilip bilen bir insan, yani nasıl ifade edeceğim bilmiyorum ama aslında o çok böyle raviye dedikleri, böyle çok tikel bilme anlamı, tahakkul dediklerimizde gerçekleşen bir şey gibi görünüyor. Yani üst ilkelerin ayrımının farkındayım ama sanki aşağıda işler böyle aslında paralellikle ilerlemiş gibi görünüyor. Yok yani bu açıdan çok büyük bir, dediğiniz gibi bir farklılık yok. Bir Emine Hanım'ın söylediği tarzda mesela böyle bir çerçeve içerisinde ama kendisine hani dua edilen ve yönelilen bir tanrı fikri hakikaten kalmıyor ama şey kalıyor. Yani bu mesela Miraç fikri bence kalıyor. Yani Tanrı'nın nazarında yükselme ve onun yüzünün gözünde tamamlanma fikri biçim değiştirerek varlığını sürdürüyor. Aslında onu diyecektim. Yani şimdi Tanrı'ya biz umut ilkesi olarak mı bakıyoruz kampta? Yani şimdi deminki söylediğim şeyle ilgili bölümü size kısaca bir okuyayım. Paragrafı söyler misin? 264-65 yani bu yandaki rakamlar sizde de var değil mi? Yani bu farklı kopyaları evet diye söylüyorum. Diyor ki ne olur diyor bir şekilde bizim o kavrayış gücümüz olsaydı. Yani bu Tanrı ile ilgili, iyi ile ilgili kavrayış gücümüz olsaydı. Diyor ki ahlaksal niyetin şimdi eğilimlerle sürdürmek zorunda olduğu bu çatışma. Bir iki yenilgiden sonra yine de zamanla ruha ahlaksal güç kazandırabilecek bu çatışma yerine. Yani ben hakikaten biliyorum yani bir Tanrı'nın olduğunu. O yani bir şekilde. Ve onun gözünde aslında iyinin ne olduğunu da biliyorum. Yani kavrayışım o kadar yüksek yani. Bu ahlak yasasıyla eğilimler arasındaki çatışmalar da devam ediyor diyelim bir şekilde yani ya da iyi yapmaya çalışmakla ilgili. Şimdi çok ilginç bir şey söylüyor bakın. Ahlaksal niyetin şimdi eğilimlerle sürdürmek zorunda olduğu bu çatışma bir iki yenilgiden sonra yine de zamanla ruha ahlaksal güç kazandırabilecek bu çatışma yerine ise korkunç görkemlerinde Tanrı ve sonsuzluk sürekli olarak gözlerimizin önünde duracaktı diyor. Bakın. Çünkü tam olarak kanıtlayabileceğimiz bir şey bizim için kesinlik açısından gözümüzün gördüğü şey kadar geçerlidir. Böyle bir kavrayışımız var, böyle bir ispatımız var. Yasanın çiğnenmesi gerçekten önlenecek, buyruklar yerine getirilecekti. Ama kendisinden eylemlerin çıkması gereken niyet hiçbir buyrukla benimsetilemeyeceğinden, etkinliğin dürteni ise hemen el altında bulunduğundan ve dışta olduğundan, dışsal yani olduğundan, bu yüzden de aklın yasanın onurunun canlı tasarımıyla eğilimlere karşı direnme gücü toplamak için ilk önce çalışıp çabalaması gerekmediğinden, yasaya uygun eylemlerin pek çoğu korkudan, yalnızca pek azı umuttan dolayı yapılacak, hiçbiri de ödevden dolayı yapılmayacaktı. Ama bu durumda, bence bu daha ilginç şu söylediği, son söylediği. En yüksek bilgeliğin gözünde kişinin ve hatta dünyanın değerini tek başına oluşturan şey, yani eylemlerin ahlaksal bir değeri hiçbir zaman olmayacaktı. İnsanın doğal yapısı şimdi olduğu gibi kaldığı sürece insanların davranışları da buna göre sırf mekanik bir hale dönüşecekti. O zaman tıpkı kukla oyununda olduğu gibi her şey son derece iyi el kol hareketleri yapacak ama yüzlerde hiçbir yaşam izi bulunmayacaktı. Hocam bu ben bunu bile... Çok çarpıcı. Yani bu... Hatta şeyi de sonrasında da en son o paragraf devam ediyor. En sonunda şöyle bir şey de söylüyor. Demek ki diyor doğa ve insanla ilgili incelemelerimizin bize başka durumlarda yeterince öğrettiği şey bu durumda da doğrudur. Bizi var kılan o araştırılıp bilinmez olan bilgelik bizden esirgediği şey dedi. Ya iyi ki esirgiyor yani. Bize bağışladığı şeyden daha az saygıya layık değildir. İyi ki
bağışlamamış yani. İyi ki bilmiyoruz yani, diyor. Bu niçin dini düşünceye muhalif bir şey? Değil. Değil. Adam ama yalnız dediğim gibi, ama diyor bütün bunları da kabul ediyorsanız, din yani bir şekilde o kendisini irrasyonel kabul ettiği, antropomorfik bir Tanrı anlayışı da gidiyor, görü yoluyla Tanrı'yı bileceğim de gidiyor. Bunların hepsini eliyorsun ya. Bunların hiçbirisi kalmıyor. Rasyonelitenin sınırları içerisinde düşünülebilecek bir din kalıyor. Onun içerisinde umut var. Hani kendisinin söylemek istediği şekliyle. Ve o onun içerisindeki ahlaklılık da demin söylediğim anlamda çok ciddi bir politik çaba gerektiriyor. Yani din dönüşüyor ve böyle bir hal alıyor. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yani bu kaç işte yani 1700'lerin sonundayız. Son 200 yılın nasıl geçtiğini düşünün. Hani bir şekilde işler iyi gitmiyor gibi görünebilir. Bu doğru. Ama birileri bir dine inanıyorsa ve politik aktivizm gibi bir takım faaliyetlerde bulunuyorsa böyle bir dine inanarak bunu yapıyorlar. Da diye de düşünebiliriz. Yani etkili de olmuş zaten. Ama biz bununla nasıl ilişki kuracağımızı bilemediğimiz için Müslümanlardan bahsediyorum şimdi. Biz bunun neresindeyiz bir türlü oturtamadığımız için ne yapacağımızı bilemiyoruz. Aslında. Yani içerik evet uyuyor ama bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Tabii ki. Çünkü şunu demek istiyorum. Şimdi siz kalktınız gerçekten bununla belirli bir din düşüncesini uyumlu hale getirdiniz. Fakat şimdi kalktım ben öyle bir politize oluyorum ki diyorum ki insanların kendinde her insanı da eşit olarak görüyorum, değerli görüyorum, kendinde amaç olarak görüyorum, şahıs olarak gözetiyorum. Onların kendinde amaç olarak, bakın öbür dünya falan benim için teorik anlamda olmadığı için, bu dünyada kendi değerlerini bulabilmeleri için bir mücadeleye girişiyorum. Ve bu mücadele içerisinde bazen çözmeye ve ortadan kaldırmaya çalıştığım değerler ya da anlayış biçimleri daha önce o elediğim kısımlarıyla bir başka dinden kaynaklanıyor olabiliyor. Yani hani buradan çıkan ahlaki ilkeler ya da o politik yönelimler hiçbir şekilde kalkıp bizim anladığımız anlamda klasik dinlerden gelen akaidle ya da ahlaki davranış biçimleriyle ya da fıkhi hükümlerle uyumlu olmak zorunda değil. Ki değil yani. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Öyle olunca hani buraya kadar gayet güzel ama ondan sonra bir türlü uyum sağlayamıyoruz. Yani aktivizm derken de her türlüsünü de kastediyorum yani. Yok mesela sen yoksullukla ilgili uğraşacaksın. Adam diyor ki yani ben bunun cinsel başka türlü bir yani işte cinsel ya mesela yoksullukla uğraşacaksın. Efendime söyleyeyim. Hani mesela Marksizmi düşünün, onun farklı versiyonlarını vesaire düşünün. Tamamen aslında bütün o düşünsel değerler dizgesini bir takım ideolojilerin parçası olarak düşünüp eleştirmeye başlıyorsun. Altyapı, üst yapı bilmem ne ayrımlar üzerinden filan başka şeyler söylemeye başlıyorsun. O zaman işler başka türlü bir tarafa doğru gidiyor. Yani bunun örneklerini çoğaltmak mümkün. Yani sağlıklı yaşayın. Burada demek istediğim şu. Aklın sınırları içerisinde belirli bir din kurgusuna yer kalıyor ama o din ne kadar hani bizim anladığımız şekliyle dinle uyumlulaştırılabilir? Çok tartışmalı yani. Öyle kolay değil yani. Tam da bunu diyecektim. Yani bu rasyonel çerçeve yeterli mi? Yani bunu niye varırma? Ya şöyle söyleyeyim. Yani millet şimdi bakın şöyle de düşünün arkadaşlar. Ya bak Hanife. Yani sen bunu gerçekten ya 1790'da, 1800'de, 1810'da okusaydın yani hakikaten. Ya ne kadar çarpılabileceğini de bir düşün yani. Değil mi yani hani vay be oluyorsun hakikaten. Hani söylüyorum ya size bütün bağlama ilerlerinden bahsederken. Ya bir dakika diyorsun ya. Yani biz, hani bakın, hani onu da size söylemeye çalıştım. Yanılsamayı, yani metafizikle ilgili yanılsama iyi. Yani hani demek istediğim şu. Hani kendisi de diyor ya insan kendini belli koşulsuzu ararken bu tip bir metafiziğe kapılmaktan da alıkoyamaz. Kendini kaptırırsın falan. Kant'ı okuduktan sonra birinci kritiği okudum. Hani orada da vay be oluyorsun. Vay be hakikaten biz böyle bir sürü hani mesela ben Kant'ı okusam bir kelamcı olarak derim ki ya hakikaten biz bir sürü şeyle uğraşıyoruz ama bunları yapmakta ehliyetimiz var mı? Öyle bir vay be olur mu ya? Etkilenirim yani adamın söylediğinde. Ama bunu okuduğumda etkilendiğim kadar etkilenmem. Yani değil mi? Yani
bir anda düşünüyorsun ki ya gerçekten ya burada iyi olan, ahlaklı olanla ilgili o kadar farklı bir şey var ki. Bak çok geleceğe açık. Yani sana çok başka böyle ne bileyim eylem yükümlülükleri falan da getiren. Ha millet hakikaten bundan acayip etkilenmiş ve ne yapıyorlarsa da onları yapmaya başlamışlar. Ha tabii biz şimdi bunun 200 sene sonrasından geriye bakıp konuşuyoruz. Yani 220-230 sene sonrasından geriye bakıp konuşuyoruz. Hoş, yani insan zaten hoşluksuz da bir varlık bakıyoruz. Hani yani ne bileyim hani olmuş gibi de değil filan gibisinden. Ha bunu tabii bütün yükünü Kant'a filan da yükleyemeyiz. Onu da hep söylüyorum. Yani Kant bunu dedi diye herkes acayip ahlaklı olup ahlaki aktivizme falan mı yönelmiş? Öyle bir şey yok. Diyorum ya bunu almışlar ha demişler ya. Yani artık zaten demek ki biz ayağımızı o da semavi dinlerin hukukuna bilmem nesine anlayışlarına falan zaten dayayamayız falan. Ne yapacağız? Ya bizim asıl kurmamız gereken bir hukuk düzeni var, siyasi düzen var. Kant haklıydı ama şurasını mıncıklayalım, burasını değiştirelim demişler. Hani bütün bu süreçlerin bizi getirdiği bir noktadayız yani şu anda aslında. Anlatabiliyor muyum? Hani Kant olmasa olmayacak olan bir şey ama bizatihi Kant da değil. Yani bir şekilde. Çünkü o Kant'ın değiştirilen, mıncıklanan yerleriyle ilgili sonuçlar ne zaman iyi olmasa millet Kant'a dönüp tekrar ahlaki aktivizmden bahsetmeye başlıyor. O da ayrı bir şey yani nankörler. Bir şekilde ama bir şekilde geldiğimiz noktadan da acayip memnun filan da olmadığımız için bu bir takım başka yakıcı ve yani bizim başımıza da yani belli dinlere inananlar açısından da bir sürü işler filan da açtığı için bu meseleye biz de kendileri bakıyoruz. Ha burada çok enteresan dolayısıyla şöyle bir noktada var. Ya hem insanlık sorunlu diyelim gerçekten de öyle bir sürü sıkıntı içerisindeyiz. Biz de mevcut olduğumuz durumda da hani Müslümanlar olarak diyelim fail olmakla ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Ben hep öyle söylüyorum. Yani hani ben bir fail olayım, şöyle bir projem var, kendimi böyle konulandırma hakkını yapıyorum diyen bir Müslüman yok yani. Takılıyoruz yani öyle bir şekilde. Bir bakıma Kant'tan şöyle de öğrenilebilecek bir şey de var. Bu nazariyatı yani şey anlamında işte bu burada konuşulduğu şekli nazariyatı ele almadan, eleştirmeden, içinden geçmeden gidilebilecek bir yol falan da yok. Yani buyurun gidebiliyorsanız gidin. Nereye gidiyorsunuz yani? Mevcut ortada öyle bir fizik var istiyorsan. Şimdi yeni kuantum fiziği falan da var. Daha büyük belaların var başında. Ne yapacaksın yani? Ondan sonra tüm bunların içinden geçmeden, tartışmadan. Bunlar tabii filozofluk işler hakikaten. Yani öyle kolay işlerden de bahsetmiyorum ama. Hani bunları tartışmadan. Ha? Nasıl? Politik eylemleri eleştiriyorsunuz. Doğru anlıyorsunuz. Yani şöyle politik eylemleri ya şimdi eleştirmiyorum. Diyorum ki politik Kantçı anlamıyla politik eylemliliğini eleştiriyor muyum? Ha yok. Ha şunu diyorum. Ya bak bu çerçeve için ha şey eleştiriyor. Evet onu eleştiriyor. Şey anlamında eleştiriyorum. Tabii oradan hani şöyle söylemek lazım. Yani işte çok az bir şey daha söyleyip bitirelim olur mu? Tamam yani sen mesela birkaç dakika içerisinde. Ya mesela bana göre İslamofobi diyoruz yani İslamofobi, İslam korkusu diyoruz ya. Çok önemli bir problem. Felsefi bir problem. Yani Müslümanların başına gelen kötü bir şey olarak ya da filan ayrımcılık anlamında kötü bir şey olarak değil. Neden? Çok önemli bir problem. İşte orada politik eylemlilik meselesine geleceğim. Siz mesela diyelim ki Kant sonrasına göre düşünceleri oluşmuş, bilinci şekil almış birisiniz. Tamam mı? Bunun birçok anlamından bir tanesi işte demin söylediğim şekliyle bu aktivizm, geleceğe açıklık bilmem ne şu bu filan. Hani bunun Kant'tan ilham alan başka versiyonları vesaire de var. Bir tür tarihsellik fikri de Kant'tan çıkıyor. Yeni iyilerden, yani tarihsel olarak ortaya çıkan yeni iyilerden filan bahsediyoruz. Yani bu insanlık için ya da bizim için daha iyidir dediğimiz şeyler falan var. Böyle düşünen birisi açısından Müslümanlarla ya da belki başka dinlerden bazı birileriyle bu toplumda gerçekten karşılaşmak hakikaten bir korkuya ya da tehdide yol açabilir. Yani sanki hiç bu tarihsel sürecin parçası değilmiş gibi birisiyle karşı karşıya kalıyorsun ve neyi nasıl konuşacağını filan da bilemiyorsun. O anlamlandıramama sende korkuya yol açıyor. Bunu sakın ha Avrupa'da Amerika'da birileri böyle yaşıyor diye düşünmeyin. Ben bunu Türkiye toplumunun içinde hatta Müslümanlar için söylüyorum. Yani bizim kendi bilincimizde bu var. Yani böyle bir formattan çünkü hepimiz tarihsel olarak geçiyoruz. O zaman sen bakma kendinden de korkuyorsun yani bir tür ne olduğu belli olmayan bir tarafın var yani bu çerçeve içerisinde ele alamadığın sana hani öteki taraftan da korku nesnesine dönüştürülen olarak mesela diyelim bir ama o yani kendisi öyle olduğundan da değil belki de Müslümanın kendisi de diyelim
Ya kardeşim, bu kadar sorun var, bu kadar şey var. Hani biz ne yapıyoruz burada? Bu hayatın bu gidişatına nasıl katılacağız? Katılmalı mıyız? Biz bunun neresindeyiz? Neresinden tutuyoruz dediğinde de hiçbir net cevaba sahip değil kafasında. Tamam mı? O da bu anlamda işte demin onu anlatmaya çalışıyordu pozitif eylem derken. İstediği şekliyle ve istediği her neyse olabilmediği için fail olamıyor. Şimdi bu ikisi çok ciddi bir kilitlenmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Hani bir doğru bildiğimiz bir şey varsa ve insanlığın hayrıysa buyur yapalım, ha onu da bilmiyoruz. Tam neresinden tutacağız da bunu yapıyoruz, o da net değil. O zaman çok ciddi bir gerilim, bir fay hattı ortaya çıkıyor. Bizim tam toplumun fay hattının tam şeyinde, dibinde. Fay hattı bizim ortamızdan geçiyor yani. Öyle öyle düşünün ve şu anda da onu yaşıyoruz yani. Fiilen tam içindeyiz ve dibindeyiz yani. Onun içerisinde yaşıyoruz. Ha, bunun çok ciddi şey semptomları da var. İşte politik eylemliği eleştiriyorum derken. Ya sen şimdi kalkıp akademinin ana akım projelerine katılayım diyorsun. Müslüman olarak katılmakta zorlanıyorsun mesela. Ya aktivizme katılayım diyorsun, bakıyorsun ya kendini imha etmekle aynı anlama gelecek şeyler ortaya çıkıyor. Oraya da bir türlü katılamıyorsun. Ne yapacağım filan diyorsun. Bir radikal çağrı duyduğunda birçok insan bunlara kapılabiliyor. Yani işte bu terör örgütü gibi bilmem ne gibi şeylerin ortaya çıkması tesadüfi filan şeyler değil. Yani tarihin niye bu döneminde İslam coğrafyasının her yerinde böyle şeyler var? Birisi diyor ki sana, ya kardeşim hani sen ne yapacağını da bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum aslında da olsun. Ya biz şunu yapıyoruz. Ne işte cihat ediyoruz, şunu yapıyoruz. Şöyle olursa bak bu dünyanı da kurtarırsın, şurayı da kurtarırsın bilmem ne filan. İyi ya filan. Millet de bodoslamadan dalıyor. Çok vahim bir durum yani. Anlatabiliyor muyum? Peki bu problemin çözümü nedir? Bu problemin çözümü politik düzeyde olamaz. Yani politik düzey, bu zaten yaşananlar bunların hepsinin sonucu. Yani politikacılar yapacağı bir şey de yok. Politikacılar zaten yani hakikaten... Ne bileyim yani sorunun kendisi onlar. Nasıl onlar problemi çözecekler. Bunları gene çözse gene ilahiyat ve felsefe çözer. Yani bir şey sağlar, bir ufuk sağlar, bir açılım sağlar bilmem ne. O yüzden buradayız yani. Onu da söyleyeyim yani. Bu saatte niye biz kant okuyalım ki yoksa yani başka bir açıdan. İnsanlık açısından da söylüyorum. Yani bu sadece Müslümanlar için söylemiyorum bunu. Yani neyi nasıl farklı düşüneceğiz de bu fay hattının, bu yarılmanın önüne geçeceğiz de insanlığın haline bir şey yapacağız da söyleyeceğiz de bu tip anomalilerin, politik saçmalıkların ortaya çıkmasının önüne geçeceğiz falan falan. Bilmiyorum ki. Yani ama kolay bir şey yapacağız da gerçek bir politik eylemleri. Evet tabii biz Kantçı anlamda. Ya, belki de Kantçı anlamda değil belki işte. Belki de Kant'ın aşıldığı başka bir anlamda. Bilmiyorum ki işte felsefe zaten bu anlamda olmayanın düşünülmesi demek. İtiraz ederdi yani. Nasıl? Yani ki politik eylemlilikten yana olan birisi. Evet. Böyle bir çabanın sizin söylediğiniz anlamda zaten çok fiktif olacağını söylüyor. Yani teorik olarak biz eğer Kant'ın sonrasında yani oluşan bağlamda politize yani olabilmenin yollarına sahip olsak sağlıklı bir şekilde diyeyim. Bu sağlıklının niyetinde hiç sorun yok. Keşke evet, öyle olsa. Evet. Belki de öyledir. Hani onu da kapatmayayım o yolu da. Ama biz bilmiyoruzdur. Anlatabiliyor muyum? Keşke biliyor olsaydık. Ama bu en azından benim demek istediğim şey şu. Felsefe yapmadan aşılabilecek, çıkılabilecek bir şey değil. Felsefeyi hep kötülüyoruz, tuğkaka diyoruz, ilahiyatlardan falan kovuyoruz da felsefe olmadan bu işlerin içine nasıl çıkacağız? Değil mi? Yani sadece Kant'ın şahsında kastetmiyorum. Ondan sonra neler neler olmuş yani bir şekilde bugüne gelene kadar. Felsefeciler bu işlerin içerisinden geçmeden, bu mevzuları anlamlandırmadan, bu mevzuları anlamlandırarak bizi yani politik arenada biraz mantıklı ve sağlıklı bir şekilde konumlandırmadan gidecek bir yol yok. Keşke olsaydı biz de gider yazılırdık. Biz de o hadiseye katılırdık. Yani yok ki öyle bir şey. Diyorum ve bugün de tamamlıyoruz arkadaşlar. Tamam, güzel.